bundan böyle her Salı saat 20'de canlı yayında karşınızda olacağız. Türkiye'nin önemli isimlerini, değerli isimlerini e, bu masaya oturtacağız ve sizlerin merak ettiği soruları soracağız. Bugün ilk programımız ve konuğumuz Türkiye'nin televizyonculuk anlamında hiç şüphesiz en popüler ve en başarılı ismi Acun Ilıcalı. Acun hoş geldin. <laughs> Öyle bir açılış ki. Ya. Yani öncelikle teşekkür ediyorum. Ve hoş bulduk. Sağ ol. O senin teveccühün. Estağfurullah. Teveccühüm değil. Şüphesiz öyle. Şimdi bir sürü şey var seninle ilgili konuşulan. Ee... öncelikle sözünü keseceğim. Evet. Ee, hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, daha Sağ önce ol. de senin programlarına ilk kere katıldım. Ben de hepsi iz bıraktı. Ee, i̇yi anlamda iz bıraktı tabii. Hani <laughs> <laughs> yanlış da anlama. Ee, o yüzden... İlk konuğun olmak da benim için ayrı bir gurur. Teşekkür ederim. Benim için de çok büyük mutluluk. Çok teşekkür ediyorum beni kırmadığın için. Şimdi TV8 ile ilgili sürekli medya kulislerinde şey konuşuluyor. Acun televizyonu satıyor. Acun televizyonu sattı. Acun işte Katarlılara satmak üzere. Acun Azerilere satmak üzere. Türklere satmak üzere. TV yüzü sahibi alıyor. TV8 satılık mı abi? Yani TV8 e, satılık değil. Tabii ki. Hani satışa falan çıkmadık ama. Hani bu kadar dedikodunun çıkması yani. Mutluluk verici bir olay. Yani talebimizin olması bizim için gerçekten çok mutluluk verici bir olay. Ama tabii ki hani satılık mıyız değiliz. Ama yani doğru bir e, eğer yatırım görürsek e, bize yapılacak. Hani böyle tamamını satalım gidelim şeklinde değil. Çünkü e, TV8 benim biliyorsun hayallerimi gerçekleştirdiğim Abi. bir alan. Onu da kaybetmek istemiyorum. Ama benim hayallerimi gerçekleştireceğimin devamı olacaksa ve eğer karşı grupta bu konuda e, eğer bize hayallerimizi gerçekleştirecek bir grupsa olabilir. Bu, bu konuşulanların içinde doğruluk payı var mı? Yani bileyim yabancı yatırımcı Bak, gelip... Doğru, doğru. Ha, öyle mi? Ya, yani var. Var halen de var zaten. Ne buna Katarlılar mı Azeriler Yok, mi? Gerçi Kuzey bunlar... Avrupa'dan baskı altındayım şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> yani Kuzey Avrupa'dan baskı altındayım ee, ama yani güzel de bir Tabi. E, ne diyeyim sana bizim için şans gibi gözüküyor. Sebebi de şu bizim hayallerimiz var Candaş. Hayallerimiz için de tabii ki daha çok ıı, bütçeler gerekiyor. Bu bütçeler içinde ıı, bazen doğru satışlar yapıyoruz. Evi sattım geçen gün. <gülüyor> biliyorsun <gülüyor> abi. Şey, şey, e, Şeyma'nın oturdu ev mi? E, Öyle yazıyordu haberlerde. Hemen oraya bir soktum tabii. Bu arada Şeyma konusunda konuşuruz sonra da yani... E, o konuyu Yok ben şey severim biliyorsun sen. Severim de o senin bir yazın var onu sonra konuşacağız tabii. Eee konu <laughs> Konuşalım değil. Konuşalım e, evi sattım yani şey <laughs> televizyona yatırıyoruz. <laughs> Her şeyi tezmederiz. <laughs> Son durumu. <laughs> ya şimdi e, teklifler bu arada şimdi Kuzey Avrupa'dan teklif var evet, değil mi? Türkiye'de aslında televizyonların, medyanın bu kadar değer kaybettiği bir dönemde bir Türk kanalına dışarıdan talep gelmesi müthiş bir şey. Ya çok başarılı gidiyoruz. Açıkçası. Maşallah, evet. Yani bunun en önemli sebebi de e, kanalın yapısı oturmuş bir yapı. Onun dışında e, bir de masraflı bir kanal değiliz. Yani açıkçası kanalı biz Televizyoncu da açıkçası yeni öğrendik. Hani ben televizyoncu televizyon sahibi, olmayı, sahibi olmayı Evet. O da bizim için yeni bir dal oldu. Biz yapımcılığı geliştirdik, çok iyi bir noktaya geldik. Belki yılda her sene 150 kere birinci olduk. Ama televizyon sahibi olmak o da ayrı bir tecrübe. Başka ]ydi. bir dünya değil mi? O iyi program yapmakla iyi televizyon yönetmek başka bir şey. Alakası Yani sen birinci olursun ama belki de eksi 50 milyonla yılı kapatırsın. Hmm. Yani o bambaşka bir şey. Bunu da yeni öğrendik. O arada tabii ki bizim de yanlış kararlarımız oldu, hatalarımız oldu. Şu anda optimum yerde olduğumuzu düşünüyorum. Son bir yılda 3-4 tane yatırımcı bize talepte bulundu. Senin sıcak baktığın var mı aralarında? Var yani bir tane o işte Kuzey Avrupa. Kuzey Avrupa mı? O mu? <laughs> Kuzey Avrupa <'ya> heyecan veriyor. <laughs> Ama bir ortaklık gibi bu. Yani tamamını satmak gibi değil biraz önce düşünmüyorum onu evet. Yani yatırım olarak düşündüler bizi. Ben de mutlu oluyorum tabii ki. Yani benim hayallerim başarılı bir televizyon sahibi olmaktı. Ama daha çok hayalim var. Biliyorsun işte platform olayına giriyorum şimdi. Hani rahat duramayan bir tipim. Evet. Yani o bir gerçek. Rahatsızım <laughs> yani. Çok iyi biliyorum. Evet. Yani hayatım boyunca iki sene süste aynı şey yapmamışım diyebilirim sana. Bu dijital platform meselesi, bu Netflix var ya. Yani. Netflix artık bir marka evet. oldu hayatımıza ilk bildiğimiz en popüler olan olduğu için ama son günlerde bütün medya siteleri falan bunu yazıyor. Acun bir Netflix var ya dijital platform kuruyor diye. Bir detayını anlatsana bize bayağı bir ekip kurmuşun galiba, yatırım yapmışsın ve bu evet. iş o, yani somut bir şekilde hayata geçmek üzere. Yani şöyle Netflix'i takdir ediyorum öncelikle. Çok başarılı. Şunun gibi düşünelim aslında. Netflix ağırlıklı yabancı sinemada da yabancı filmler vardır, yerli filmler vardır biliyorsun. Evet. Hani bunların gişeleri de birbirinden farklı olur genelde. Yabancı filmler diye sıralamalar yapılır. Hatta biliyorsun hani şey girdiğin zaman sinema sitelerine en çok gişe ban yabancı filmler en çok gişe ban yerli filmler diye. Bizim kategorimiz e, ufak yerlerde kesişiyor Netflix'te ki biz Netflix'te prodüksiyon yapıyoruz biliyorsun. Exacton Challenge yaptık. çok da başarılı oldu. Yani Netflix bizim için aslında e, kardeş bir kurum gibi. E, ama tabii ki bu alanda bir de şöyle bir durum var. Netflix'e rakip. Amaç Netflix'i yenmek değil. Amaç bu konuda başarılı olmak. Hı. Ben televizyonu aldığım zaman da aman insanları yenelim demedim. Buna bazı insanlar aslında, çok güzel bir soru. Var. Netflix'e rakip diye bir söz konusu değil. O ligde oluyor. Futbol liginde rakip oluyor. Birimiz birinci oluyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Öbürü gidemiyor mesela. Bizde öyle değil. Bizde sen de çok başarılı olabilirsin, ben de başarılı olabilirim. Senin 7 milyon abonen olur, benim 5 milyon olur. Olabilir bu. O yüzden hani burada rakip demiyoruz. Alanlarımız da aynı değil aslında Netflix'e. Nasıl bir şey olacak Acun'un? Ama büyüklüğü Netflix'le eğer beraber sound ediyorsa o çok güzel bir şey. Acun'un dijital platformu nasıl bir şey olacak? Çok ne olacak? seyredeceğiz? Mesela şöyle diyorlar ki Cem Yılmaz'a Orada yayınlanacak bir film çektiriyorlar. Üç adam olacak deniyor. Hiç Acun'un hayalinde olan bir yarışma programı var. Hiç yapmadığı onu oraya yapacak deniyor. Evet. Bunlar gerçekten doğru iddialar mı? Yani çok iddialı bir platformla geliyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani televizyoncukta hayallerimizin hepsini gerçekleştirecek durumda değiliz. Çünkü televizyonlar biliyorsun büyük televizyonlar akşamı bir programda geçirmek zorundalar. Tabii. Yani şu andaki ekonomik durumlar yani herkes yani bütün kanallar için aynı şey geçerli biliyorsun. Öbür kanallarda işte bir diziyle bütün geceyi geçiriyor. Bunun sebebi biliyorsunuz program kalitesini arttırdığın zaman sen reklamla bu geliri elde etmen gerekiyor. Evet. Bir dizinin maliyetine ancak dört kuşak reklam elde edebiliyorsun. O yüzden de bütün kanallar geceyi bir diziye ayırmak zorunda kalıyorlar. Şimdi dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya var. Alıyorsun telefonu, istediğini seyrediyorsun. O zaman ben 10 dakikalık, 20 dakikalık, 40 dakikalık içerikler yapabileceğim. Hmm. Benim hayallerim var. Hayallerimi gerçekleştiremedim, sıkışıp kaldım. Ne mesela? Bir tanesini söylesene mesela. Orada ne olacak? Yani oranın sürprizi bombası. Yani. Adı ne olacak bu arada o platformun? E söylemedik söylemedik. Burada söylemeyelim artık. Hani <laughs> bir şey onunla... söylemedin yani. Onun da bir şey olur. <laughs> şöyle. Belli mi adı bu arada? Yani? Belli. Ali Taran buldu. Muazzam. Bayıldım. Ya böyle şeyi falan yani yasal süreçler mi? O yüzden mi söylemiyorsun yoksa? Evet öyle diyeyim. Yırtarım o zaman. Çok güzel bir bahsettim. <laughs> Kesin adım. öyle değil o zaman. <laughs> Hayır şöyle. Ee, onu bir açıklayacağız yani. Platformumuzun adı bu diye açıklayacağız. Ama bayıldık tek kelimeyle güzel bir platform olacak. Öncelikle hani içerik olarak da e, ciddi zengin olacağımızı düşünüyorum. E, çünkü e, hani söylediklerinden bazıları zaten olacak da. Öyle mi? Mesela benim hayalini kurduğum bir projem var. Bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Hı. Yani böyle akılların almayacağı sürprizlerin olduğu bir program yapacağım kendim. Herkes bölüm, görev bölümü yaptık bütün Acun Medya olarak. E, ben kendim onu aldım. Ondan sonra kendime de küçük bir ekip kuruyorum çok küçük de değil aslında. Biliyorum <laughs> o küçük 50 kişilik bir ekip kuruyorum. <laughs> o ekiple beraber çılgın bir sürpriz program yapacağım. Sonra e, çok iddialı bir model yarışması yapacağız. Model? Ee, Gerçekleşmiş gibi bir şey mi? Amerika's Next Top Model diye hmm. bir format var. Yani çok da beğeniyordum. Ona da bizim TV8'de yer bulamıyorduk. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz ve en iyi modelini yani ortaya koyacağız. Çok güzel bir proje olacak. Onun dışında ne bileyim e, belgesellerimiz var yani kafamda şimdi düşündükçe sonu olmayan bir Belgesel alam. Türkiye'de seyredilen bir şey mi? Ya belgesel şey işte. söyleyeyim. Michael Jordan'da belgesel yani evet, dokumentary tabii. tarzı yani. Hani ama onun dışında mesela Savaş Karakaş var. Benim lise arkadaşımdır. İS TV'den Belki biliyorsunuz. Bilmez olur muyum? Evet. Yani Savaş'la beraberiz. Onunla Dumlupınar belgeseli yapacağız. Aa müthiş. Yani ben onunla da düşünüyorum. Yani çok önemli yapımcılardan çok iyi destekler alıyoruz. Şöyle bir şey fark ettim bu arada. Yani insanlar sanki bizi bekliyor. Yani yapımcılar için de aynı hani şey geçerli. Sevgili Timur Savcı, Fatih Aksoy için onlarla biz toplandık. Beraber hani onları bir onları merak ettim de, nasıl düşünürler diye. Yani Aynen. hayatımda bu kadar destek almadım. Müthiş. Hepsinden sonsuz destek. Bu, se yani, bu söyledikleri sektörü çok önemli oyuncuları yani. Evet. yani, yani tap isimler ya. Tabi ya yani İrfan Şahin var mesela. Biliyorsun Tezoncu Başım biri abi. bir abim. Hani onunla proje yapmak Kanalda istiyorsun. Kanalda yapan adamdır İrfan. Aynen abi. yani çok önemli beyinlerden. Çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum çünkü herkesin şu anda bu platforma ihtiyacı var biliyor musun? Yani Türkiye'de böyle büyük oyuncuların oynayacağı ve hepsinin bir arada olduğu bir platforma ihtiyaç var gibi geliyor bana. Televizyon için Türkiye'de denir ki ya televizyon iş dünyasının yan işidir. Böyle bir biliyorsun. Aslında çok da alanında bir şey de değil. Bunun belki bir iki istisnası vardır. Bildiğimiz en büyük istisnası sensin. Gerçekten muhabirlikten gelen, gazetecilik yapan, hani televizyoncu olan ve televizyonun sahibi olan tek isimsin sen. Ee, Dünyada da tek. Öyle mi? Dünyada da mı? Böyle bilmiyorum. Ben bütün örneklere hakim değilim ama evet. ya bizdeki örnekler hakikaten böyle. Hı. Para kazanıyor mu TV8? Yani ciddi para kazanıyor tabii. Yani kar edecek bir operasyon. Çok ciddi. Çünkü bir dedikodu da şey biliyorsun. Ya Acun Medya para kazanıyor ama TV8 kazanmıyor, zarar ediyor diyor ama bu doğru değil muhtemelen. Yok yani zaten hani biz normal official bir para kazanıp onun vergisini veriyoruz. Biliyorsun. Hani rütüye de bildiriyoruz. O yüzden hani bu şey gibi aslında hani para kazanıyor mu kazanmıyor mu zaten normal olarak ortaya çıkabilecek bir şey yani ben hani belki iki sene biz de yatırım yaptık çünkü arşivimiz yoktu arşiv yapmak için ciddi derecede mal satın alman lazım yatırımsal zararımız oldu geçen sene genel ülkede bir kriz oldu biliyorsun seçimler ertelendi evet. bir kez daha oldu seçim dönemi reklam dünyasının en önemli dönemiydi üç ayımız öyle gitti yani Türkiye'de tabii şöyle bir dünyada yaşıyoruz ben de Türk olmaktan çok mutluyum ve gurur duyuyorum. Türk olmak yeteneklerimi geliştirdi bence. Çünkü ben zaten problematik bir tipim. Hani kendi kendime yeter kadar problem yaratıyorum ama ülkede sağ olsun benim gibi. Hani ülkede mesela önümüzdeki sene ne olacağını biz bulamayız. Mesela hiç ummadığımız bir şey olabilir. Abi. Ben bu espriyi geçen sene kadar yapıyordum. Bu sene şey oldu, pandemi oldu. Kim mesela bu bunu ya mesela hani yani. hani hesaplayamadığımız şeyler olduğunu farkında mısın sen mesela? Ya, farkında e ben sana mı? yani şimdi vaktimiz yok ama son 10 senede 8 kriz sayarım yıl başına düşen bir kriz ve hiçbirini hesaplayamazsın bir yıl önceden. Hani öyle bir ülkede yaşıyoruz. Maşallah bizim programlar gibi ülke. <laughs> Acım böyle bir gücün olsa geriye dönüp bir şey hayatında değiştirme gücün olsa nereye dönersin neyi değiştirirsin? Bu soruyu daha önce cevapladım ama yine aynı şeyi cevaplamak e, zorundayım. Çünkü hayatımdaki keşke dediğim tek nokta olabilir yani. E, annemle babamı kaybettiğim bir kaza var biliyorsun. Evet. E, o kazada e, normalde arabayı ben kullanıyordum hep biz Bodrum'a giderken. Annemle babam Bodrum'a giderken rahmetli oldu. E, o gün babam kendi arabasıyla gitti ben kendi arabamla. Benim arabam olmasaydı babamın arabasını ben kullanacaktım. Yani böyle bir keşke diye yani ben aslında tabii kadere çok inanırım. Ama e, sanki o gün arabayı ben kullansam belki hayatım akışı çok değişecekti diye düşünüyorum. Mekanları cennet olsun bir kez daha. En büyük hata ne? Dönüp hata dönüp çok yapıyorum da. yani. Sonuçta ben e, yani ne bileyim kötü niyetli değilim ama hata yapan bir insanım. E, kırdığım insanlar da oluyor. Mümkün olarak telafi etmeye çalışıyorum. En büyük hata böyle büyük hatam diye diyeceğim yani güvendiğim bir insan vardı. Galiba herhalde en büyük hata mı? Evliliklerini hata olarak görüyor musun? Yok öyle görmüyorum. Yani şöyle görmüyorum. Çünkü güzel şeyler yaşadım. Ee, hani evlilik bence tabii ki mutlu olduğun sürece güzel. Mutsuzsan eğer iş böyle çıkmaza girdiyse de çok hani zorlamanın da bir alemi olduğunu düşünmüyorum. Mutsuz evliliğin çocuk üzerinde bırakacağı travmanın daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben hep hayatım boyunca hani çocuklarıma mümkün olduğu kadar Elimden gelen hassasiyeti gösterdim. Hani onların şu anda mutlu olduğunu hissediyorum. Çok mutluyum. Ee, hani evliliklerdeki başarısının oraya yansımaması beni mutlu ediyor. Neden yürümüyor peki evlilikler sence? Böyle bir evlilik adamı diye bir tabir vardır ya. Sen sence evlilik adamı mısın? Yok ben aslında yani iyi kötü tanıyorsun beni. Hani evde oturmayı seven ne bileyim evcil bir insanım. Hani böyle çok dışarılarda gezeyim diye bir havam hiç olmadı. Fakat evlilikte başarılı olduğumu söyleyemeyeceğim. Hani burada eğer bir suçlu varsa da herhalde benimdir. Biraz hani işsel fokusumun çok yüksek olması, konsantrasyonun aşırı derecede işe yönelik olması belki de bazı konularda beni geride bırakıyor. Yani evlilik benim için açıkçası çok başarılı olduğum bir konu ama hani valla geçenlerde baktım %70'miş şeyde boşanma oranı İspanya'da. Evet işte. Portekiz'de %65 işte ne bileyim hani biraz da benim popülaritemden kaynaklanan da bir durum var. Ama tabii... Bizdeki resmi rakamlarda her üç evlilikten bir tanesi bitiyor. Evet, sen yani, de geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ ol hepimize. Gidim, <laughs> Hazır evet. mısın? Şey Şeyma ile için pişman mısın? Yok, hiç değilim. ya Öyle bir konu yok. Yani şöyle, insanlar bir şeyleri yaşıyor o anda. Yaşadıktan sonra da zaten benim şöyle bir konum var. Çözümsüzlüğe gittiği zaman bir şey, başka bir evreye geçmek zorunda kalıyorum... Hani Şeyma ile de biz hani güzel bir birliktelik yaşadık. Fakat şunun altını çizmek istiyorum. Ben şimdi insanların bunu başaramadığını gördükçe de aslında üzülüyorum. Evet. Hani iki insan arasındaki duygusal ilişkinin bitmesi o iki insan arasında yüksek gerilim yaşanmasına bir sebep değil bence. Evet. Yani güzel şeyler paylaşmışsın. Sonra duygusal bir şeyler bitmiş. Tam duygusal olarak enerjimizi kaybettik. Ayrılmaya da karar verdik. Zaten beraber karar verdik. Dostça da ayrıldık. Ondan sonra hani bir gerilim kalmasını anlamıyorum ve bunları gördükçe de üzülüyorum. Benim hani Zeynep'le de biliyorsun aram gayet iyidir. Evet. Bunlar benim ikisi de benim çocuklarımın anneleri. Yani açıkçası benim için çok değer verdiğim insanlar. Seda şey da öyle. Yani çocuklarımı onlara emanet ediyorum. Hani bugün hani şey için onu derler bunu derler ama ben anneliğine laf ettirmem. Melisa'nın üzerine titriyor. Zeynep'in anneliğini gördükçe her zaman şahit oldukça mutlu oluyorum. Aslında sonuç itibariyle ben böyle kendimi iş hayatına adamış. Hani bir şekilde dünyada çok önemli bir yere gelmeye çalışırken çocuklarımı emanet ettiğim insanlar anneleri. Seda da keza öyle. Yani onlarla aram da çok iyi. Şimdi baktığın zaman şimdi bir şeyler yaşanıyor canda. Yani ben de hani bu arada 3 yıl 4 yıl beraber olmadım. 10 yani yıllık beraberliğim var Şeyma'yla. Ne bileyim Zeynep'le de 10 yıllık beraberliğim var. Baktığın zaman bir şeyler aslında yapmaya çalışıyorum ama beceremedim diyelim. Ama işte şu anda ben de mutluyum, onlar da mutlu. Hani çok dostuz. Benim de şimdi mutlu olduğum bir ilişkim var. Ben de kendi mutluluğumun peşindeyim ki onu da yaşıyorum şu anda. Hani sağ olsun Çağla da bir gün bile beni üzmedi. Yani iyi bir hayat yaşadığımı düşünüyorum ama hani özel hayatta böyle çok göz olduğum için göze de batıyorum. Evet. Ee, hani her şey herkes zaten görüyor. Bu benim için büyük bir dezavantaj. Ama yapacak da bir şey yok. Hani şöhretin bedeli bu. Şimdi şöhretin bedeli evet senin için katılıyorum da şeyma'da şöyle bir durum yok mu? Şimdi bizim tanıdığımız bir şeyma vardı. Benim ilk tanıdığım daha henüz siz hani evlenmemişken Hı. o böyle yarışmadan tam çıktığı zamanlarda bir şeyma vardı. Şimdi başka bir şeyma var. Çok daha popüler. E, kabul etmek zorunda herkes bunu. Bir marka oldu şeyma. Öyle ya da böyle bir marka oldu. O değişim dışarıdan baktığında hayatımıza Şeyma markasını getiren, tanıtan bize sensin. Hı hı. Yarışma programıyla başlayan, hayatının içine alan, işte birlikte bir aile kuran Acun. O değişim yani o başlangıç noktasından bugüne gelen o değişim dışarıdan baktığında seni mutlu ediyor mu? Ya Şeyma'nın hayat hakkında yorum yapmak istemiyorum. Çünkü yanlış da olur o yorumu da burada yapmam zaten. Sadece tabii ki hepimizin hataları oluyor. Şeyma'nın hataları daha çok yüze batıyor bence. Popülerlikten mi Popülerlikten biraz? kaynaklanan tabii ki. Bir de sonuçta Instagram aktif olarak kullanıyor ve bazı hatalarda orada insanlar tarafından gözlemleniyor diyelim. Fakat sanki o evreyi böyle geçiyor gibi İnşallah daha iyi olacak. Yani böyle bir hepimizin yaptığı hatalardan o da yaptı. Onun hatalarını bütün Türkiye gördü. Belki daha fazla yaptı. Bilmiyoruz artık onu. Yani bilmiyorum hatayı ne olarak gördüğümüz de önemli burada. Fakat daha olgunlaştığı bir dönemi yaşadığını düşünüyorum. O yüzden hani inşallah... Daha güzel şeyler yaşar. Yoksa hani bazı yerlerde açıkçası kendisine de uyarılar yaptım oldu ki o uyarılarım da dinler sağolsun. Şöyle bir konu var şimdi hiçbirimiz mükemmel değiliz. Tabii. Ama mi? bana bir şey soruyorsan benim için önemli olan ne biliyor musun? Tek bir şey bakarım ben. İyi niyet. İyi evet. niyet olacak. <laughs> i̇yi niyet olduktan sonra yani ben şimdi iyi niyetli insana tavsiyede bulunurum. İyi niyetli insanla diyalog kurarım. Yani benim çevremde kötü niyetli insan da çok barınmaz zaten. İyi kötü bütün çevremde biliyorsun yani. Yani kötü niyetli insanları hayatıma çok sokmam. Evet. Ve Allah'a şükür çabuk da anlayıp hayatımı hep dışlamışımdır. Burada iyi niyetin olduğu yerde e, hatalar bence kompansiye edilebilir. Ama niyet bozuksa ilk hatada sildiğim çok adam var. Ben çok enteresan. İnsanlar dışarıdan baktıkları zaman Türkiye'nin en popüler isimlerinden bir tanesin sen. E, çok da sevilen birisin. E, çevrenin geniş olması yani çok hak ederek kazanılmış bir de paran var. Çok geniş olması, çok insan olması normal. Ben mesela bir 10 yıldır falan tanıyorum seni. Yani tanışıklığımız o. Ben 10 yıldır yakın çevrende hep aynı insanları görüyorum. Hı hı. Ya yani bütün yani görüştüğümüz, senin ofiste oturduğumuz, işte ayak tenisi oynadığın, fifa oynadığın hep aynı insanlar. Ee, bu da biraz enteresan. Muhakkak yeni insanlar giriyordur, tanışıyorsundur ama o yakın çevre hiç değişmiyor. Yani senin yıllardır bizden çok daha önce arkadaşların olan insanlar var. Ee, ama onun dışındaki halka hiç değişmiyor. Bu o iyi niyet mi o samimiyet arayışın biraz kendine orada muhafaza mı ediyorsun aslında sen? Böyle çok dışarıdan adam almıyorum demeyelim aslında. Hani, e, fakat e, şu bir gerçek eski arkadaşlarımın hepsiyle aynı şekilde devam ediyor. Evet. Yani benim e, yokluktaki arkadaşlarımla beraberim. E, orada belki şöyle bir durum var. Yani yoklukta test edilmiş arkadaşlarım var. Hmm. Hani insanın belli yere ulaştıktan sonra dost dediğimiz çok kolay değillerler ya. Herkes sana dost o zaman zaten. Herkes seninle bir şey yapmak istiyor ama mühim olan senin o böyle zor zamanda, yokluğunda herkesin rengini görmüş oluyorsun. Ben mesela çok enteresan şeyler anlatayım sana. Hani ben mesela hiç paramın olmadığı bir dönem oldu benim. Hiç param olmadı derken onu tam anlatamıyorum insanlara. Hiç param yoktu. Sıfır. Bak gerçek sıfır, bankada sıfırlar var. Evimde yok, o durumdayım. Yani sıfır sıfır sıfırım. Hiçbir şey yok. Böyle bir video var ya moralim sıfır sıfır. Evet. Sana şöyle söyleyeyim. Mesela sorunlu olmuyor o zaman. Ödeme yok. Hani para gelmiyor bir yerden. Kim vardı o zaman? Esat vardı o zaman mesela. Esatlar'da kalırdım. E, Emel teyze işte. E, beraber Erol amca, e, Emel teyze beraber evde kalırdık. Beni böyle aileden biri gibi görüyorlar. Bekir abimde kaldım bir sene. Bir sene kuzenimde kaldım önce. Para Esat'ta kaldım. Sonra bir sene kuzenimde kaldım. Amcamın oğlu var Bekir. Çok severim. Ee, sağ olsun o da bana evini açtı. Yani başkasının evinde kaldım. Ömer, Ömer abi nerede bu sırada? Ömer de arkadaşlarıyla başka hmm. evdeydi. O da bir <laughs> Ailece mi sıfır yani? <laughs> Öyle mi sıfır mı bu? Hayır ben Ömer'in parayı da batırmıştım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Rahmetlerden kalan parayla ticarete atıldım. Orada Ömer zaten e, kontrolü bana verdi. Ya bir gün çok iyiydi ya. Her şeyi batırmışım tamam mı? abime geldi de ne yaparak batırıyorsun bu arada iş o şey mi o kotçu mu ya hesap kitap yok hmm. konsantrasyon yani abi 20 21 yaşındasın ticaret yapıyorsun ne yapacaksın 21 yaşındasın dükkan açmışsın o dükkanın gelir yani hiç <laughs> unutmayın bir batışımızı anlatacağım sana Şam'dandayız tamam mı gece Alpay Belediyesi'de düşümüz ortak bir yer açtık ondan sonra ilk defa acayip bir satış yaptık böyle herkese satış yapıyorum şeydeyiz ee, Şam'dandayız Alpay'ın böyle bahşiş dağıtırken gördüm Alpay'ı e, Alpay Alpay kazan, Alpay kazan bizim üçüncümüz tamam mı? Alpay en son şöyle gördüm bak. Bahşişleri dağıtıyordu böyle. Esnaf'a döndüm dedim ki bu sefer çabuk batacağız. <laughs> hani daha önce iki kere batmışız ama bu sefer galiba çabuk batacağız dedim. Hakikaten iki ay sonra battık zaten. Ondan sonra e, yani iki kere falan öyle battıktan sonra e, Ömer parayı bana emanet etmişti. En son onu anlatacağım. <laughs> Her şeyi batırdım. Ondan sonra bir ev kalmış. Ömer'e yardım dedim ki ...süper bir proje var evi satmamız lazım. <laughs> o da gidiyor. Ev son ev <laughs> tamam mı? Ömer böyle hayır olmaz... ...imza vermesi lazım ya... Üç gün başına etini yedim abimin. Yani 5 gün, altı gün, 7 yedi gün... ...7 gün ikna ettim. Ve satıldı o ev. 2 Ve... ay, ay sonra... O da gitti. Tabii canım. Hemen battık. <laughs> o zaman döviz krizi var tamam mı? Yanda döviz var... Yani, ...mükemmel batmıştık ama yani öyle anlatayım sana. Dolar böyle bir buçuktan beşe falan çıktı öyle söyleyeyim sana. Ee, 2001 mi? Tansu Çiller mi? krizi bu. Ha, şey 96. 96 abi. Tansu Çiller krizi. bir ee, buçuktan dolar dört e çıktı. Yanda döviz evet. vardı. Döviz müfesine gidip geri dönüp ben doları söylediğim zaman bir daha gittiğimde dolar bir daha artıyordu. şey <laughs> yani yeni rakam veremiyorsun anladın mı? dolar kaç lira diyorlar. Döviz müfesine gidiyorum dolar 60 oluyordu. Ee, biz de o sırada bütün kodları şey almışız. Ee, dolarla almışız düşün yurt dışından. Yani e, aldığımız dolarla ve kredi kartıyla almışız. Kredi kartıyla aldığımız kodların e, ederi zaten siz battınız dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya, alacaklar dükkana geliyordu. O hallerimizi göreceksin ya. Rezil olduk ya. Alacaklı geliyor parayı bulamıyoruz falan. Allah şükür ödedik ama hepsini. Acu, Temiz biz battık yani. Türkiye'de son dönemde herkes Z kuşağı diye bir kuşak var onu anlamaya çalışıyor. Yani işte bu 2000'den sonrası doğan insanlar. Ee, bunlar ne yapıyorlar, refleksleri nasıl diye. Aslında senin çocukların arasında da, yani çocukların da Z kuşağı bir şekilde. Biz Kafa Dergisi olarak bir anket yaptık. Seni aradım hatta hatırlıyor musun? Sen adadaydın. Evet, evet, evet. ee, çocuklara bazı sorular soruyoruz bunları anlamak için. Ve bu anket yayınlayacağız. Bayağı böyle büyük bir havuz oluşuyor. Enteresan bir cevap geldi. Z kuşağının çok büyük bir bölümünün te televizyonla arası berbat. ya Televizyon seyretmiyoruz diyorlar hatta çok net. Bir tane istisnası var bunun. O da Survivor. Hı -hı. Survivor neyi yakaladı bu çocuklarda? Ya Survivor neyi yakaladı bak ben sana. Bayağı televizyondan seyrediyorlar bu arada. Yani evet. dijitalde falan değil. Bekliyorlar, açıyorlar ve seyrediyorlar. Bence neyi yakaladı? Hani benim şahsi yorumum ama hani öyle kafadan da atmıyorum. Survivor'daki sportif elementler Hı -hı. çocukların spor sevgisiyle buluştu. Çocuklara sorarsan futbolda seyrediyordur o çocuklar. Basketbol seyredenler var, NBA hastası olan var. Yani baktığın zaman yani e, Survivor bence çocukları spordan yakaladı ve canlı hissiyatı verdiği için televizyonda canlı bir spor müsabakası seyrediyor duygusu ve reality ile birleşince de çocukların hoşuna gitti diye düşünüyorum. Bu arada e, tarihimizde en büyük rakamlarına ulaştık bu sene. Şimdi onu soracağım Survivor'da. sana ama şöyle oluyor değil mi ben dikkat ediyorum ya televizyonda Survivor ile ilgili her sene başlarken bir linç dalgası var. Ya bu seni şey falan diyorlardı. Ya düşünün en ünlüsü Ersin bu ünlü takımının falan. Ha, bu, bu, bitti Survivor falan. Bu yıl Survivor en yüksek reytingini aldı. Ersin'e aşık oldu herkes. Yani ya şöyle, her bir ayrı marka oldu insanlar. Burada şöyle bir konuyu açıklamam lazım. Şey değil. Biz Survivor'da en ünlünün peşinde koşmuyoruz. Yani onu insanlar yanlış anlıyor. Biz ne kadar ünlü olursa diye insanlar götürmüyoruz. Ünlüler diye bir takım yapıyoruz. Yani oradaki amacımız en popüler insanları götürmek değil. En popüler insanlar Survivor'da yapamaz ki. Yapamaz yani, yani biz ona hani diyelim çok ünlü birine gittik, ikna ettik, bir şekilde kanına girdik, götürdük Survivor'a rezil oluruz ya. ikinci hafta bırakır kaçar zaten. Orada duramaz yani. Bir tek futbolcuların popüler olanlarının bünyesi Survivor'ı kaldırıyor. Onların çünkü mücadele olan ne diyeyim sana DNA'sından dolayı. Tabii. Fakat onun dışında zaten ünlülerin böyle çok ünlüleri zaten Survivor'a götürmek diye bir derdimiz hiç olmadı. Ama şu ismi götürelim çok iyi isim demiyoruz. Ünlü şöyle kullanıyoruz. Algıda seçicilik. Yani on, bir taraf daha popüler insanlar olacak. İnsanlar baktığı zaman iki üçünü yakalayacak. Ünlüler takım olacak. Kafandan yerleştireceksin. Bir, birinin survivor olması için ol, olmazsa olmaz senin kafandaki kural nedir? Yani çok istemesi. Hah. Kesin. Çok istemez yapamaz. Yapamaz yani dayanamaz da. Çok insan gördüm ben. Elimizde gitti işte yani yapamadı. Çok istemesi lazım. Kafayı ısırması lazım. Survivor'ı yarışmacıları kaç kişi seçiyor? Biz toplam ekip mi? Evet. 30'dur. Ana seçen ekip? 8. Yani en son talide bu gelsin diyen 8 kişi mi? 8. Orada bir en son bir masa var. O masada zaten yarışmacıları hepimiz dinleyip dinleyip en son seçme şöyle olur. Orada bir demokrasi uygularım ben. Herkes favorisini yazar. 8 ee, kişi yazar herkes. Son 20 kişiden. Orada kimin çok oy aldığına bakarız zaten. Beyaz Şov bu sene başlıyor mu TV8'de? Yok Beyaz Show değil. Biz Beyaz'la platformda çok güzel bir iş yapacağız. Şimdi açıklamayacağım ama o da çok güzel bir şey olacak. Yani ama hadi söyleyeyim senin için. Hani burada bir şey söylemem lazım masaya geldi. Hadi ama ya. Racon bu. Beyaz'la İbrahim Büyükak beraber çok güzel bir iş yapacaklar. Platformda? Evet. Bu platformun de, başlangıç tarihine belirlendi mi? Eğer yetiştirebilirsek 1 Ocak. Hmm. Ama Beyaz Show gibi bir şey değil anladığım kadarıyla. Çünkü Beyaz, sen geçenlerde sürekli görüşüyorsunuz ben biliyorum ama Hı. sanki böyle ilk kez orada Beyaz Show için görüşmüşsünüz gibi bir haber çıktı. Beyaz Show başlıyor TV8 falan. Hayır, oradayım. biz Çeşme'le beraberdik. Zaten 3-4 kere görüştük. Yani Beyaz şöyle birisi, hani herkesin böyle bir muhabbet edeyim diyeceği insan Beyaz. Hani gideyim şimdi güzel bir muhabbet edeyim diye. Geçen bir oturmaya kalktık, saat 4'e kadar hep beraber oturduk konuşuyoruz. Anlatmayı seviyor, dinlemeyi seviyor ve hep böyle güzel fikirleri olan birisi. Kendisini, ne bileyim, geliştirmiş birisi. Beyaz'ı çok seviyorum. Ee, hani çok da yakınlaştık biliyorsun son dönemde işte. Sonuçta kanalıma transfer etmenin verdiği mutluluk içerisindeyim. O bizi daha yakınlaştırdı. Kader birliği yapıyoruz şu anda. Bir gün bile bizi üzmedi. Bir gün bile bir kaprisini görmedik. Hani bir gün bile ya böyle bir şey niye yaptı demedik. Yani e, bazı insanlar ekranda göründüğü gibi müdür diye merak eden varsa Beyaz için öyle diyebilirim. O SES'te bu sene jürilik kimler? Ebru Gündeş olacak. Ebru da benim çok eski arkadaşım biliyorsun. Ee, onun dışında Hadise Murat Beyaz. Beyaz devam ediyor. Tabii. Ya bu senin... kadar de... konuşmadan sonra <laughs> <ne>? bu arada <laughs> Beyaz hani bileyim, Sanki orada etmiyor da platformu alıyormuşsun <laughs> gibi ben böyle yok, bir Beyaz her yere lazım. Her eve lazım bence. O yüzden platformu da Abi Abi Masterchef efsanesi diye bir şey var. Evet. Ve yani çok enteresan. Ben uzun süre seyretmedim. Seyredemedim. Fakat sonra bir başladım ve yani Başka bir şey oluyor. Orada yemek en son şey yapılan. Yani yemek konusu bence en son konu. Ya o şefleri kim, nereden buldu? İrem mi buldu, sen mi buldun? Nereden buldunuz abi? Ya şefleri de etkim olduğunu düşünüyorum. yani Çünkü başka şeflere gidiliyordu. Hı. Ee, özellikle Mehmet Şevde ısrarcı olmuştum. Müthiş adam değil mi? O zaman seçmemişlerdi ona. Bu arada e, İrem'ler yoktu o zaman aslında. Ee, onun dışında e, Somer Şef'i görü görmez etkilendim çok değişik bir tarzı var. Yani dünya mutfağına hakim olması. Avustralya'da falan Masterchef'e falan çıkıyor biliyorsun. Yani hmm. o derece üst düzey bir şef. E, beni çok tatmin etti. Ee, frekansımız da çok tutuyor. Onun dışında Danilo da bu geçen senenin sürprizi oldu bize. Onu da e, yine başka bir göz olsun Yani üçü beraber olmasın diye. Başka kafada üç şef bulalım dedik. Çok güzel buluştular. Hayranım üçüne de. Ee, şunu özellikle söylemek istiyorum. Hani e, benim için şeflerin en önemli özelliği yani gerçekten gerçekte çalıştığım herkes için aynı şey geçerli. E, o bize verdiği katkı hmm. olayı yaşaması e, ve sahiplenmesi. Şeflerimiz şu anda programın fazlasıyla sahiplenirler. Ben üçüne de buradan çok teşekkür ediyorum. Şu anda ulaştıkları rakamlar televizyon tarihinin gördüğü rakamlar değil. Yani inanılmaz bir seyir düzeyi var şu anda. E, ve e, MasterChef Gerçekten hayalimizin iki katı ilerisine gitti. Bunda en önemli etken tabii ki iki başka araman var benim için. Hem İrem hem de Bilgin. Hmm. Bilgin ve İrem'e emanet ettim ben. Şu açıdan inanılmaz mutluyum. Benim içinde olmadığım bir projenin böyle evet. başarılı olması o, beni tabii. nasıl mutlu ediyor? Anlatayım. Bir de o çok söylenir değil mi? Ya, Acun yoksa der. tutmuyor falan diye. Abi ölüyor. Valla tuttu yani. Kimseyi anlatamıyoruz onu biliyor musun? Hani Acun yoksa ya kardeşim biz televizyoncuyuz diyorum. Yani Ben tamam iyi kötü bir sonuculuk yapıyorum ama Hani olayı da yaşıyorum ama burada ben sonuçta bir hani her projenin içinde olmak zorunda değilim. Ama bunu anlatamamıştık. İlk defa benim olmadığım bir proje böyle bir başarı elde etti. Bu beni aşırı aşırı mutlu ediyor. Ee, ekibimin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ee, demek ki gerçekten güzel şeyler başarmışız. Hani Behçet var benim. Behçet de kim biliyor musun? Benim mesela yönetmeni benim televizyondaki kameramanım. Öyle mi? Tabii. <laughs> o zamanlar Telepole'de onlar ne çekimler yaptık? Nerelerde ya ne abi senin böyle var. küçük defter falan mı var? Yani yazıyorsun bu şurada 98'de bilmem ne bu burada şu. <laughs> bunlara böyle proje mi geliyor aklına yani? Yok, yapılan hiçbir iyiliği unutmam. Ha. Öyle bir özelliğim vardır. Ee, benim en büyük avantajım merdivenleri tek tek çıkarken yolda çok insanla göz göze geldim ve o insanların hiçbiri de benim bu noktaya geleceğimi tahmin etmiyordu. Ben eğer orada bana destek veren insanları bugün kendi sisteminde kullanmazsam kendimi suçlu hissederim yani. Müthiş. Ee, biraz önce bunu Survivor yarışmacıları için sordum ama biraz daha genişleteceğim bunu. Yarışmacı değil sadece. işte jüri, efendime söyleyeyim işte Masterchef'teki programdaki kişiler, seçiciler orada oturanlar. Acun'un televizyondaki başarı kriteri ne? Yani şey için dedin ki çok istemesi ama aynı şey jüri için geçerli değil Türkiye'de herhalde serva şey e, o ses jürisi olmak istemeyen kimse yoktur herkesin hayalidir olmak ya da ne bileyim master şef şimdi bir sonraki sezonda Türkiye'deki bütün şefler orada olmak ister ama onundaki seçici kararda senin temel kriterin ne neye bakıyorsun yani bu diyorsun Candaş şunu anlatma şansım yok yani şöyle yok o bir hissiyat ama yani televizyonda neyin iş yapacağını şöyle anlatayım sana bunu herkes de kabul edecektir. Futbolu yorumlayanlardan yola çıkalım aslında. Bir bakıyorsun adam yorumluyor. Dinlemek istemiyorsun. Başka Rıdvan Hoca var mesela biliyorsun. Rıdvan Dilmen. Tabii. Adam ne diyor diye dikiyoruz hep böyle. Hep ]ıyoruz. beraber bakıyoruz. Niye? Rıdvan abi kendi konuşması içerisinde soru işaretini yüksek dozda barındırıyor. Ve dikkat et konuşması böyle çok aşırı derecede yüksek volüm değil. Baskın bir konuşma yok. Sakin bir tonlamayla konuşuyor ama soru işaretinin içinde olduğu konuşma değerli konuşma televizyon için. Sürprizli mi? Yani ne diyeceğini merak hmm. edeceğim. Hmm. Ne kadar merak ediyorsam benim için o kadar değerlisin. Merak etmiyorsam düz konuşmanın bir televizyonda karşılığı yok. Yani bu önemli etkenlerden biri bu. Onun dışında bu işin bir de büyüsü var yani ben ona inanırım. Yani ekran için yaratılmış insan var. Ekran için yaratılmamış insan var. Yani bazısını dünyanın en böyle komik insandır. Ekranı bir getirsin böyle kalır. Yani. Bizim Erhan Tez var İzmir'de mesela. Erhan normalde her konuşmasına gülüyoruz. Kamerayı önüne koy tavşan gibi kalıyor böyle şey far görmüş. Gerçek anlamda söylüyor. hiçbir şey yapamıyor. Donuyor böyle. <laughs> Şu anda Türkiye televizyonlarında Erhan abi benzeri gördüğü biri var mı mesela? Ya bu herifin ya da bu kadının burada ne işi var dediğin biri var mı? O konuda da şöyle düşünüyorum ben e, Bizim sabah program yaptığımızdan yorumcularımıza da söyledim zaten. Bu konudaki fikirlerim var ama bunu mesela açık alandan ilan etmeyi düşünmüyorum. Yani ben insanların üzüleceği yorumu yapmamayı tercih ederim genelde. Ama kendi kanalımda çıkarmam o da bir iş kararı diyorsun. Evet o başka bir şey ama yani beni şöyle göremezsin mesela hani birisini başarısız buluyorum mesela. Ben onun başarısızlığını insanlarla paylaşmam. Bunun sebebi de ona vereceğim zarar. Yani onun kariyerine zarar veriyor olmak istemem. O yüzden hani birisini başarısı görüyorum diye... ...aa bu çok başarılı. Yoksa burada ne işi var dediğim de var. Ne alaka dediğim var. Bu buraya olmamış dediğim var. Yanlış yerde oyun atılıyor dediğim var. Bunlar var tabii ama... E, ...buralarda açıkçası ben kendime yapılması istemedim. Başkasına yapmamaya çalışıyorum. Ee, çok yakınında korona olan kimse var mı? Var tabii canım. Yani korona şöyle anlatayım. E, düne kadar duymuyordum yani kim... ...etrafımızda hiç kimseyi duymuyordum. Sonra... Zaman içerisinde uzaklarda birilerini duymaya başladık. Popüler insanları duymaya başladık işte biliyorsun. Spor camiası özellikle çok test olduğu için önce oralardan çıktı isimler. Şimdi açıkçası böyle çok yakınlarda da e, korona olan insanlar e, duymaya başladık. Yani eko, civarımıza eko geldi. gerçi. Yani Ekrem'in talihsizliği tabii o. Ama yani korona diye bir şey varsa ona bulaşır zaten yani. Biliyorsun ya yani herkesin sevdiği adam. Sen göstermek lazım ben mesela... Benim için yani benim şu ana kadarki gözlemim, etrafımda korona olanlara da bakıyorum. Kapalı ortamda, e, volümlü konuşmalarda iş çok zor. Yani o yüzden gece kulübü olayında öyle bir sıkıntı var. Yani yüksek volüm kapalı alan olduğu zaman e, böyle bir şeyi duyurmak için çok konuşuyorsun. Bir o, benim etrafımda gördüğüm e, korona vakalarında. ikincisi de toplantılardaki yakınlaşmalar riskli tabii. Bu ikisine çok dikkat etmek lazım şu anda bizim için. Onun dışında ben zaten mümkün olduğu kadar açık havada dolaşarak e, belli bir mesafede yaşamaya çalışıyorum elinden geldiğince. Ee, Sağlık Bakanımız bir şey yazdı, tweet attı dikkat edilmesiyle ilgili senin de içinde olduğunu ve evet. sen hemen cevap verdin. Dedin ki ya biz hata ettik ama bundan sonra dikkat edeceğiz söz veriyorum. Hı hı. Ediyor musun dikkat gerçekten? Yani ediyoruz tabii ki. Yani özellikle Ne bu, yapıyorsun? Biz? Hayatta sen neyi değiştirdin rutinde? Ya çekim alanlarımız için söyledim ben onu aslında. Kendimle ilgili zaten ediyorum. Orada yani. neydi bir hatırlatalım mı? Yani bir ya e, kazanma sahnesinde bir anda eee cemacının sevenleri sahneye çıktı. E, sahneye çıkınca da e, açıkçası orada bir kalabalık oluştu. E, yani tabii ki bir bir hata oldu orada. Onun önlemini almamız gerekiyordu. Alamadık canlı yayında bir anda. Ama dediğim gibi hani Bundan sonra hani böyle bir şey olacak olsa ona göre önlemiz bazen bazı şeyleri de yaşayarak alıyorsun. Orada da tabii ki hatalıyız ekip olarak. Arkadaşlara da gerekli uyarı yaptım. Yani bir sağlık konusu şöyle. Ben hani Covid'in açıkçası yayılma hızının şaşkınlığı içindeyim. Ama anladığım kadarıyla dünyada şöyle bir ikilem başladı. Yani Covid bizim hayatımızı esir alacak mı diye. Hani Avrupa'da, e, Amerika'da şu anda protesto gösterileri başladı. Evet. Öyle bir ikilem ki bu. Şimdi bazı ülkeler mesela ben Meksikalılarla konuştum. E, biz şimdi dünya televizyonlarıyla da temasdayız. Orada dostlarımız var. Adamlar diyorlar ki burada gündelik evine ekmek götüren insan var. Bu adam çalışamadığı anda ölür. Yiyecek hiçbir şey yok bunun. Ya da bu adam gidecek yağmalamaya başlayacak. Meksikalılar diyor. mı diyorlar bunu? Meksikalılar. Türkiye'de diyorlar. de var biliyorsunuz. Bizde yok öyle bir şey. Ya ben Türkiye... onu söylediğim zaman bize böyle hemen bazı tabii bizde bir şey söylediğiniz zaman bir mutlaka bir sivri zekalı çıkar oradan bir cevap vermeye kalkar. Türkiye'de yağmalama diye bir kültür ha, yok kardeşim. Onu kastetmedim ama oradan çalışmasa hemen, yaşayamayacak milyonlarca şey insan var. Bana şey göster. süpermarkette insanlar hızlı hızlı bir şey aramıştı. kardeşim onu kastetmiyoruz. Türkiye'de yağmalama kültürü yok. Yoktu o başka. Şunu bir hani bir ülkemizde bir gurur duyun be kardeşim bizde ırkçılık yok diyorum ona cevap vermeye kalkar. Yok kardeşim ırkçılık yok. İstisnai o, örnekler var. Yok abi yok bizim e, genimizde ırkçılık yok. Biz seviyoruz adamları. Anladın mı? Bizde uğrculuk da yok, yağmalama da yok. Bunu söylüyorsun. Vay efendim acınmak böyle dedin, gördüm ben. Ya düşün bu işten. Ya bir ülkemizde gurur duyalım. Yani gelen adam buraya aşık oluyor, burada kalıyor. Biz kendi ülkemizi kendimize bir beğendiremiyoruz. Millet buraya gelip burada yerleşiyor, evini kuruyor, barkını kuruyor. Ya güneye git. Almanlar oraya almış, İngilizler buraya almış. Herkes Türkiye'de yaşam hastası. Biz aman abi Türkiye'de iyi bir şey yok diyoruz. Biz asil bir milletiz. Ee, gidin yani tele, saatle saatle ya şey restorana girdim Meksika'da. Ee, ne yapıyorsun dediler ya. Nasıl yani dedim. Bu saatle nasıl geldin buraya dediler. Geldim bayağı dedim. Bir daha gelmediler. <laughs> yani anladın mı? Yani Kolombiya öyle. Ha bu arada ben Meksika'yı da aşırı severim yani. Yanlış anlama. Fakat e, şeyde Güney Amerika'da Böyle bir durum var yani adamların da zaten sancısını yaşadığı bir durum bu. Bunu e, kurtarmaya çalışıyorlar. Yani Brezilya, Kolombiya, böyle yerlerde böyle bir sıkıntı var. Türkiye'de yok. Türkiye'de böyle bir sıkıntı yaşanmıyor. Birçok insan belki bilmiyordur ama sen e, yabancı gazeteleri falan çok yakından takip ediyorsun. Biz böyle evet. zaman zaman ben senden öğreniyorum mesela diyorsun ki şurada İngiltere'de bir haber çıkmış, yazı okudun mu falan tabii. tabii. Orada ya da ve buraya ikisini yani böyle bir baktığın zaman genel olarak e, sen bu salgın sürecinin nereye doğru gittiğini görüyorsun. Yani Aşı bulmayacak diyorlar falan ama Aşını bir yandan inanmıyorum. Çok umutsuz konuşmalar da var. Sen ne görüyorsun? Ben ne görüyorum biliyor musun? Bence bu bir grip türü. Fakat e, tabii ki insanlar da hayatlarını kaybederken etkenlerden biri de grip oluyor. Yani grip öldürmez diye bir şey yok. Bağışıklık evet. sistemine eğer zayıfsa e, gripten ölüyorsun. Ya da yaşlıysan e, grip öldürebilir. Şimdi bu bir gerçek. Bunu koy kenara. Şimdi öte yandan da yayılma hızına baktığımız zaman da çok ciddi bir kitlenin bu gribi yaşayacağı gerçeği var. Ben öyle görüyorum. Yani Fakat yapılan önlemlerin hepsinde doğru buluyorum. Çünkü yığılma olmaması lazım. İtalya ve İspanya ani yığılmayla büyük can kayıpları verdi. Biz bu konuda hani ben Sağlık Bakanımıza serverde de söyledim. Çok teşekkür ettim. Yani olayı böyle sahip çıktı. Babacan tavırlar sergiledi. insanları yakaladı. Yani burada o pozisyonda çok önemli sorumluluğu çok güzel bence başardı. Ha ülke olarak şimdi tabii ki vakalar arttı şu anda. Önümüz kış belli sıkıntı var. Dikkatli olmamız lazım. Buralara bir şey demiyorum. Ben hep şeyi takip ediyorum bu arada. Hastanelerdeki doğuluk doluluk kapasitesini hep evet. böyle soruyorum. Bakanlık doğru. Yani benim da. bütün konsantrasyonum o. Çünkü inan hastanelerde bizde güzel müdahale yapılıyor. Yani yoğun bakıma alındığın zaman e, yer olmadı zaman bittin abi. Ee, bir oraya girmen. Sen yazı Alaçatı'da geçirdin değil mi? Ya Bodrum'a gittin geldin ama Alaçatı. nasıldı? Sayende <gülüyor> mi? <gülüyor> Sayende sancılı bir yaz yaşadı. Yani Alaçatı'nın <laughs> müfettişi vardı bir tane. Candaş Tolga Işık isminde. Müfettiş yazdıkça Alaçatı zor duruma düştü. Ben gazetecilik yaptım abi. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum yani. Yok ben işin şakası bu. Ben senin de tabii yani iyi şeyler için bir şey yapıyorsun. Tabii. Orada bir şey yazarken hani şu olayın var ya sen için bir art niyetin yok. Bir böyle beklentin yok. Kafanda yani tilkiler dönmüyor. Fakat tabii şöyle bir konu var. Türkiye geneline baktığın zaman sadece şu şu konuda ufak bir eleştirim var sana. Hani Allah çatı değil bir tek nokta. Hani genelleştirmek lazım biraz. Yani o konuda. Hani İstanbul, hani Bodrum, Alaçatı baktığımız zaman hani sosyal mesafenin kaybolduğu yerler dediğim zaman benim gördüklerim bunlar ama yani birçok yerde kaybolmuş olabilir. Genel böyle bir hani Allah çatıdaki kulüpler dediğin zaman o, orada da şimdi düzelmesiyle ilgili şansı kaybetmiş oluyorlar. Az önce konuşma devam ediyoruz. Konuğumuz Acun Alıcalı. Acun Fortuna Sittard diye bir futbol kulübü aldın. Daha doğrusu ortak Öyle mi oldu o kulüp? Öldü değil mi? Ben yanlış Fortuna Sittard diye. A, değil mi? O, abi? o diye denmez mi? Fortuna Sittard'ı satın aldın. Abi ben ama bir şey söyleyeceğim. Fortuna Sittard hayatımızda Acun Ilıcalı almadan önce var mı? Yani sanki Bayern Münih'ten mi bahsediyoruz? Kusura yok. Kusura bakma. Fortuna'yı bilmeyenle ben futbol konuşmam. <laughs> Beşiktaş'ta yönetecek yapmış biri olarak da. <laughs> Hollanda Ligi'nin kusura bakma. mi? Premier yani, Ligi'ndeki takımları tamam, bilmen lazım. Özür dilerim. Benim cehaletim tamam evet. haklısın. Ama evet. senin kadar zaten futbol bilme ihtimalim de yok da yani. Hiç öyle bir yarışa Ben öyle futbol biliyorum de bir iddiam yok bu arada. Ya yani. Fortuna Sittard. <laughs> biliyorsun Hollanda'nın en önemli kulüplerinden bir tanesi. Evet, <laughs> efsane takımlar. <laughs> Dünya futboluna vurmuş, evet. futboluna damgasını vurmuş. Fortuna Sittard. Sen niye futbol kulübü aldın? Neden yani? Bu soru da <laughs> yani sen... Neden? Sen yani mesela futbol kulübü <laughs> almak. Bana ben mesela Acun bir gün Fenerbahçe kulübü başkanı olur mu? Olur. Hepimiz de çok gurur duyarız, mutlu oluruz. Ama gidip mesela yabancı bir futbol takımını alma falan. her yani o motivasyon ne? Yani şöyle aslında. <gülüyor> <gülüyor> Neden aldım? <laughs> Vazgeçeceğim biraz zorla. Sen biliyor musun kulübü almışız? <laughs> Arayalım. Yok. <laughs> Neden aldım hakikaten? <laughs> Yani e, çok... Pardon. Leyla'cığım. Canlı yayındayım kızım şu anda. Evet. evet global açarsan... Çok öpüyorum global. ben de Leyla'yı. Evet. Tamam. Haber Global aç, beni seyret. Tamam mı? Baban orada. Senden bahsedeceğim şimdi. Tamam. Öptüm. <gülüyor> <gülüyor> evet Küçük acın ya bu. Tamam. Evet. Yani benim şu anda veli attım gözüküyor şey olarak. <laughs> ne diyor geldiğini öğrendi bu. Burada mı bittim? bodrumda bu? o? beraber geldik en komik. Ha o. <laughs> yani hani alakası olsa neyse. Bodrum dedik beraber geldik. Ben yayına gittim o derse gitti. Şimdi çıkmış neredesin diyor. Şey, e, Fortuna Sittard. Fortuna Sittard açıkçası ben hayatımda böyle bir şeyleri planlayıp uzun vadeli hareketleri hiç yapmadım biliyorsun. Gündemde bazı fırsatlar olduğu zaman onları değerlendirdim. Fortuna Sittard, benim çok güvendiğim bir isim, Ogan Tahran var. Ogan Tahran'ın içinde olduğu bir oluşumdu. Ve kulübün yönetimini, Ogan'ın futbolsal beynini çok takdir ettiğim için de bu operasyonun içinde olmak istedim. Ve ciddi bir yatırım yaptık işte kulübe. Amacımız da açıkçası bu kulübü, Hak ettiği yerlere gittirmek. <laughs> belli bir miktarına ortaksın değil mi? Tamamı evet, evet. senin değil kulübün. E, çoğunluğum diyebiliriz. Hmm. Yani e, ben çoğunluğum e, ve kulübü de e, marka değeri olarak da aynı zamanda tabii ki başka bir amaç da, dünya futbolunda kazandırdığı yetenekler olarak da iyi bir yere taşımak. Yani şöyle bir konu var ben sana çok kısaca öyle anlatayım. Yetenekleri bulduğun zaman Candaş eğer sen belli bir bütçeye sahip değilsen bu yetenekleri koruyamadığın için erkenden bir yerlere yollaman gerekiyor. Futboldaki sistem bu. Yani bugün mesela biz ikincikten bir takım olalım seninle. Takım kendini zor döndürüyorsa gidip de 500 bin euro veren senin en iyi futbolcunu alabiliyor. Evet. Çünkü o para ihtiyacın oluyor. Forta için ben girdikten sonra inşallah o paralara ihtiyacı olmayacağı için e, önemli yetenekleri daha uzun vade tutarak e, daha değerli hale getirebilecek. Onun dışında da e, tabii ki ben Hollanda futboluna karşı aşırı bir sempatim var. Bu arada Hollanda'da çok konuşuluyorum sağ olsunlar gazeteciler geldiler. Evet bir röportaj yaptık bayağı uzun. Ee, orada onu da anlattım. Küçüklüğümde ben Dünya Kupası'nda Hollanda'yı tutardım. Ee, böyle ne bileyim rap vardı, han vardı. Ee, Hollanda'nın uzun bir forması vardı. O formaya da hastaydım. Sonra Van Basten Gullit zamanını biliyorsun zaten. Ha, o zaman da Hollanda'ya karşı bir sempatim oldu. Ee, Hollanda'yı böyle hep böyle bir sevmişimdir. Neden bilmiyorum. Bir Hollanda'ya karşı sempatim var. Ofansif futboldan da dolayı olabilir. Brezilya ile Hollanda benim için ayrı iki tuttuğum iki ülke hep ofansif futbol düşündükleri için hani Afrika'daki Dünya Kupası hariç Hollanda'nın ofansif futbolunu hep böyle gördük. Şimdi de e, futbol ligindeki maçlara bakıyorum saldır babam saldır. Herkes e, alıp topu direkt karşı kaleye inme derdinde o da çok zevk veriyor. E, Fortuna'nın oyuncu kiralama, satın alma, satma ve e, bu tip e, operasyonlarda Fenerbahçe'de çok destek olduğu yazılıyor, çiziliyor. Oyuncu isimleriyle yazılıyor. Sen çok iyi bir Fener'lisin. Konuşacağız birazdan da onu kampanyada. Yani müthiş bir iş yaptın ki Beşiktaş'a da destek oluyorsun. Onu da biliyorum, onu da anlatacağım birazdan ama bu Fenerbahçe'ye bu anlamda bir desteği oluyor mu karşılıklı olarak daha doğrusu Fortuna'yın? Yani sadece Fenerbahçe değil, bütün Türk futboluna hizmet verme derdindeyim aslında ve faydalı olma derdindeyim. Hani futbola gönül vermiş biriyim. Ülkemizin futbolun gelişmesini istiyorum. Hani benim açıkçası Beşiktaş'la da Galatasaray'la da çok ciddi iyi ilişkilerim var. Hani Türkiye'de çok nadir insanlardan biriyimdir ki hani böyle dört büyüklerin dördüyle de iyi ilişkiler kurmuş biriyim. Fenerbahçeli olmam bilinmesine rağmen ama Fenerbahçe benim için tabii gönlümde apayrı bir yerde. Eğer kulübe faydalı olacak bir operasyon varsa mutlaka orada olurum. Yani eğer yetenekli bir futbolcumuzu Fenerbahçe isterse tabii ki önceliği Fenerbahçe veririm. Onun dışında Fenerbahçe'nin sıkıştığı bir yerde hani transfer zamanında sonuçta yani bunun hukuki olarak en ufak bir problemi yok. Ben Fenerbahçe'den futbolcu da istersem kiralayabilirim. Zahisi kiralayacaktık alternatif olmasaydı. İtalya'dan alternatif çıktı. İşte oraya gittim. Mesela satın da alabilirdik Zahisi. Ee, baktığın zaman amacım faydalı olmak diyelim aslında. Destek olmak. Sen Fener oldu tabii çok müthiş bir destek e, kendi kulübüne oldun ama birçok insan belki bilmiyordur. E, Beşiktaş'ın bırakmam seni kampanyasına da e, sen televizyonun ee, hiçbir ücret almadan tüm yayını açtınız. Evet. Ee, belki de bunu ilk yapanlardan bir tanesisin sen. Ben bizzat o süreçte bunu Sayın Başkan'dan yönetici arkadaşlarımızdan falan duydum. Aslında çok iyi. Fenerlisin, Fenerbahçelisin. Yani yapmaya da bilirsin o tarafından baktığında ama e, bana dediler ki yani hatta ben bunu Sayın Başkan'dan bizzat duydum. Dedi ki yani Acun hakikaten beni duygulandırdı. Dedi. Yani ben böyle bir şey beklemiyordum dedi. Ee, Birçok insan bilmez. Senin yayın kurumların. Hatta yanlış bilmiyorsam sen yayın da yapmayı teklif ettin. Yani TV8'de de böyle bir yayın yapalım diye ama bildiğim kadarıyla o ajan da uymadı kampanya içerisinde. Hayır şöyle benim sunucu olduğum bir yayın doğru olmaz Beşiktaş için. Hayır, hayır. yani TV8'de ben, evet yani TV8'de benim sunucu olacağım. Ne bileyim Tabii. Yani, şimdi Acun Beşiktaş'a yardım topluyor olmaması lazım. Çünkü Beşiktaş camiası güçlü bir camia ve büyük bir camia. Yani ben o gün Beşiktaş gecesindeki isimlere bakıyorum. Bir taraf Ülsever, bir taraf Yılmaz Erdoğan. Sergen Ondan sonra Yalçın. Sergen Yalçın. Şimdi çok önemli isimler var zaten. Yani burada ben ne diyeyim, e, rol çalmış olurum. Beşiktaş bana göre, hani gerçek anlamda söyleyeyim, benim gönlümde apayrı bir yerde. E, rahmetli babam Beşiktaş benim. benim. Biz de o zamanlar çok dalga geçerdi, yenemezdik Beşiktaş'ı. Babam eve gelip gelip mutlu olurdu. Yani sadece şunu düşünmem bile Beşiktaş sevgisi için yeterli benim için. Rahmetli'nin son seneleri o kadar mutlu geçmişti ki e, hep Metin Ali Feyyaz dönemi, o. E, Beşiktaş kazandıkça o çok mutlu oluyordu. Onun dışında Beşiktaş muhabbeti yapmıştım var zaten. Yani garip gelecek ama ben futbolu nasıl düşünüyorum biliyor musun? Nasıl hayal ediyorum? Hep beraber oturup kar karışık seyredilmiş eskiden. Yani benim hayal ettiğim futbolu ben eğer bir gün e, futbolda aktif bir görev alırsam, alıp al alacağım alıp almayacağım bilmiyorum ama inan onu zorlayacağım bak görürsün. Fenerbahçe yani, başkanı olmak gibi bir hayalin var mı? Yok. Öyle bir hayalim yok. Yani Fenerbahçe başkanı olmak için o konsantrasyonda olman lazım. Hmm. Başkanımız Ali Koç yıllardır o konsantrasyonda önce gitti gitti gitti. İşte 1907 derneği orada bu konuda kendisini geliştirdi. Yönetimde yer aldı. 1907'de çalıştı. Ondan sonra da başkan oldu. Ben, ben şu anda hani dünyanın en büyük televizyoncusu olma hayalindeyim ve bununla ilgili verdiğim mesai o kadar yüksek ki. Hayır, ama şu bir gerçek yani Fenerbahçe benden ne isterse kulübünün hizmetindeyim. Çünkü takım beni mutlu ediyor Candaş zaten. Yani ben niye takımı mutlu etmeye çalışmayayım? Yani ben öyle düşünüyorum. Takım beni mutlu ediyor. Ama şöyle bir gerçek var. Ben yani garip gelecek sana ama hayatımda hiç Galatasaraylı'yı, Trabzonlu'yu, Beşiktaşlı'yı kızdırmıştım yoktur. Hani açıp telefon açıp bilmem laf sokup böyle bir gerilimden hoşlanmıyorum. Ben mesela komik gelecek sana Galatasaray'ı kaybettiği zaman mesela onu niye kaybettiğini tartışıyorum yani. Şöyle yaptınız böyle yaptınız diye. Tabii ki ağır Fenerbahçe'liyim bu arada. Yani ben şimdi küçüktüm falan anlatsam bu kadar değildir dersin. Ben stadın önünde yatardım ya. Maça girmek için. Gece saat 12'de battaniyeyle giderdik. Gece saat 12'de stadın önünde yatardık maça girebilmek için. Maç ki, öğlen birdeydi. Bütün gece orada ben yani de Sabah 7 e, Yiyecek işte sandviç yersin. kapı açılacak saat. Onda kapı açılırdı. Kapı açıldıktan sonra dünyanın en mutlusun. Stada giriyorsun. Vakit geçmiyor abi. Saat 11'de stattasın. 10.30-11. Maç diyelim 2'de. Hele böyle şey 4'te, 5'teki maçları ve Mayıs'ta falan. 6 saat statta kalacaksın. Bir de yazsa falan böyle. Ölüyorsun biliyor musun? Ölüyorsun. O gençler maçı vardı önce. O başlasın diye dua ediyorsun. Gençler maçı olduğu zaman biraz kafan dağılıyor hiç olmazsa inanılmaz olur diyor. Ya. Yani <laughs> o zamanlar okul Kadıköy Anadolu Lisesi zaten e, salın dibindeyiz. E, ondan önce İnönüstan'da maçlar olurdu. Hepsine giderdik. Ali Koç'u başarılı buluyor musun? Ali Koç'u şöyle görüyorum. Şimdi ben televizyonculuğu zamanında öğrendim diyorum yani ya, Beşinci 5. yılımızdayız zirveye ulaştık. Bir herhangi bir olayı bir öğrenme süreci vardır. Bu bir gerçek. Hani Fatih hocamız da mesela efsane bir hoca değil mi? Kupalar artık sığmıyor bir yere. İlk senesini falan hatırla böyle. Yani o evet. bir öğrenme şeyi, yani işi çözme, sisteme adapte olma. Bu ne kadar hızlı olursa başarı o kadar çabuk geliyor. Ve öğrenebilen insanlar başarılı oluyor. Yani hataları yapıyorsun yapıyorsun. Çabuk bizim televizyoncuktaki konu o. Hata yapıyoruz anında tedavi, tedavi, tedavi bir şekilde bir, bir yakalıyoruz. Şimdi başkanımız da şu anda e, bence belli hatalar yaptı. Bu da çok normaldi. Ve o hatalardan derslerini çıkardı. Ve şu anda hani e, bir şekilde hatalardan hataları azaltarak başarıya doğru gitmek istiyor. O yüzden e, tabii ki destekliyorum. Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Bu cevap vereceğimiz soru değil. Çünkü Aziz Başkan'la bizim geçmişte e, çok güzel günlerimiz oldu. E, yani kendisi çok haksızca biliyorsun. Tabii. E, hapse girdi. Hapse girdi. E, hapisteyken de Ziyaret etmiştim vardır onu birkaç kere. O dönemde de o dik duruşuyla bence Tabii. örnek oldu. Yani şöyle anlatayım. Türkiye'de hani Aziz Yıldırım'dan başkası Fenerbahçe'yi orada kolay kolay çıkaramazdı. Yani çok kolay evet. bir iş değildi o. Tabi. O bir dik duruş ve gider yapma gerekiyordu ya. Onu yaptı. Gider yaptı. Ben buradayım dedi. Aslan gibi e, mücadele etti. Fenerbahçe hizmetleri bence saymakla bitmez. E, onun da yalnız hatırlar mısın bilmiyorum. Dikkat edin ilk, dönemi, dönemi, ilk dönemi öğrenme dönemiydi. Ondan sonra o dönemde öğrendi. Ondan sonra e, başarılar üst gelmeye başladı. Sonra tabii ki e, yani bence Fenerbahçe büyük bir operasyon yapıldı. Tabii. E, ve bu operasyon yani şöyle anlatayım sana. Bazı operasyonları kurtarabiliyorsun. Ee, niye? Ee, bünyen kuvvetlidir. Ee, ekonomik olarak acayip güçtesindir. Ee, mesela Juventus bundan 15 yıl önce kümede düşürüldü, o oldu, bu oldu bilmem ne oldu. Ee, adam kalktı devam etti. Ee, bize haksız olarak yapılmasına rağmen e, çok ağır hasar verildi. Özellikle o ilk Şampiyonlar Ligi'ne yollanmamamız, oradaki o gelirden mahrum kalmamız, oyuncuların bir anda başkanın içeride tek tek bir yerlere gitmesi ol kadronun dağılmak zorunda kalması yani çok ağır hasar oldu. Bu arada biraz önce Sergen Yalçı dedik. Sergen Hoca bizim de çok sevgili dostumuz. Evet. O, biliyorsun şu an karantinada. Evet. E, maalesef test pozitif çıktı. Buradan hem geçmiş olsun diyelim hem de selamlarımızı gönderelim. Ben de aynı şekilde buradan hocamıza geçmiş olsun diyorum. E, onu çok seviyoruz. Zaten görüşürüz de. Hocanın yeteneksizsiniz jürisi olduğu zamanlarda müthiş anılar var değil mi? Tabii ki. ya yani Çok müthiş şey paylaştık. Yani, yani ee, Sergen Hoca benim için tabii ayrı bir insan ee, sağolsun iki sene her gün beraberdik neredeyse yani o zamanlar hani onun için hani sonuç itibariyle baktığın zaman Beşiktaş'ta hani oynadığı dönemlerde disiplinli değil falan filan diyorlardı bizim programlarda inanılmaz disiplinli tam zamanında gelir hiçbir şekilde en ufak bir şekilde onunla ilgili bir sorun yaşamadık çok güzel günler geçirdik. Onu maçlara çıkarmaya başladım. Bir top oynuyoruz inanamazsın o zamanlar. Böyle bir maç alıyorum beraber gidiyoruz maça. Futbol şeye gösteriş yapan çocuklar vardı mesela. Takımımız var falan dediler. Hadi çocuklarla maç oynuyoruz falan. Çok güzel günler geçirdik böyle. Çok beraber top oynadık. Benim için de bir rüyaydı tabii onunla beraber top Fatih oynadık. Fatih Hoca'nın hatırlıyor musun? Bir gün Hamza Hoca ile Fatih Hoca senle de Esat değil kim bilmiyorum. Ayak tenisi oynuyorsunuz. Ben de seyrediyorum. Şey, işte, Seninle kim de hatırlamıyorum. Esat değildi ama galiba. İrem İrem. İrem İrem. Ha. İrem. Senle İrem, Fatih Hoca ile Hamza Hoca. Evet. Ha, Fatih Hoca sürekli böyle bir de hocanın biliyorsun ayak tenisi oynarken Allah muhafaza. Yani kenarda oynayanlar da aslında oynuyor. Tabii. Mecburen tabii. hocayı tutmak zorundasın yoksa tabii. o feci bir durum. Çıktı mı girdi mi diye tabii, tabii zaman şey, abi, bitti. Ben, ben hep hocayı tutarım. Hiç sizi ha. falan tutacak halim yok da. Hoca orada bir enteresan bir şey söyledi. Bir sayı aldınız da. Bilmiyorum sayı dedi ki yetenek geçmiyor dedi. Kalıyor yetenek <laughs> görüyorsun dedi. Ha bu arada doğru yer. Ben şimdi Fatih Hoca ile ilgili bir itiraz yok. Ya Sergen de de öyle futbolu bırakmış olabilir ama ben bana göre ben hala söylüyorum. Ya yani bizim takımda, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan daha yetenekli oyuncu hala yok. Türkiye'de şu an oynayanlar arasında var mı emin değilim. Bak hala şu Sergen Yalçın'dan bahsediyorum. Müthiş bir yetenekti tabii. Yani ya çok güzel de bir olay Beşiktaş'ın şu anda başında olması. Tabii. Yani inşallah uzun yıllarda e, kalır. Korkuş bir zekası var. Yani biz onunla tabii ben Beşiktaş muhabiriyken de beraberdik. Aa tabii. zaman bir de o var. Tabii. tabii. Yani çok güzel anılarımız var. Ama tabii şöyle bir anı yok. Orada bir tane şey görüyorum. Ee, anı sen söyle. Bir tane Twitter'da arada görüyorum. Ee, yok ben Sergen soruyorum. Ee, Sergen e, bugün kötü oynadın. Ne diyorsun? hafta sen oynarsın yerime demiş Sergen. Böyle bir yazı yazmışlar. Tamam mı? Kardeşim bunun görüntüsü nerede? Görüntü yok. Anladın mı? Yani böyle bir uydurma bir e, yazı gördüm. Biz onlar muhabir dönemimizde de beraber çok böyle oturmuş kalkmışlığımız var. Çok iyi anılarımız vardır hep. Acun senin hayatında hep böyle bir şey var. Bir challenge, bir yarışma hali var. Ben mesela hiç unutmuyorum. Bizde görüntüleri de var. Ben bunu paylaşmıştım o dönemde. Böyle bir gece yarısı bir şey vardı. Senin ofiste ne bilmiyorum. Yanımızda Emre vardı. Emre Belezoğlu. Tam herkes evine gidiyor. Sen durduk yere şey dedin. Hadi şu şeye basket potasına ayakla şey atmaya çalışalım. Basket. E doğru. Ben çekmeye başladım ve siz Emre ile ya bir de tabii yani boş adamla oynamıyorsun hiç ya. Yani. Mesela Mesut'la falan ayak teniz oynuyorsunuz. Emre'yle Emre, Emre oluyor ayak şeye potaya top atma yarışı yapmaya başladınız. Ya bu mesela bu sürekli bir yarışma hali var. Geçen ben Çeşme'de mesela senin evde kaldım bir gün. E, ertesi gün kendimi İstanbul'a nasıl attım hatırlamıyorum. Abi sürekli bir telaş, bir koşturma, bir bir şey yapma hali var. Gece kalkılıyor oraya falan filan. Yani böyle bir spor hali falan var. Ya mesela sağlığına dikkat ediyor musun Acun? Yani rutin kontrollerini yaptırıyor musun? Benim mesela arkadaşım en çok merak ettiğim şey bu. Muhtemelen bağlıya falan da sorsak o da aynı şeyi söyleyecektir. Yok ama şöyle. Yani aslında ne bileyim mesleki kariyerdeki başarımda aslında bu anlattığının etkisi olduğunu düşünüyorum. Tabii yani kendim yarışmayı yaşadığım için. Hani... Türkiye'de benden iyi kim yarışma yaptırabilir? Sütü de yıkılacak birazdan ya. Dağılıyor <laughs> ya. şey, e, yani hayatım zaten oyun oynamak. Ya ben bak e, lisede falan sana oynadığımız oyunları anlatsam bu kadar değildir diyorsun. Ya şey zamanı üniversite zamanında evi polis bastı ya. <laughs> ne yapıyorsunuz burada diye. Yemin ediyorum <laughs> sana. Evde böyle iki tane çoğa iki dönüyor. Öbür tarafta tablo oynuyorlar. Balkondan polis girdi içeri. <laughs> balkonda operasyon yaptılar. Kumarhane mi şey diye. Evet. <laughs> Ondan sonra yok öğrenci izledik. Hani para bu zaten yok ki oynayalım. Hani para olması lazım oynamak için. E hayatım hep böyle bir oyun oynamakla geçti ve sürekli bir dediğim gibi challenge yapıyoruz. Yani bu sen Survivor'da bir bölüm zaten benle yarışmanın hmm. arasında başladık ki onların da hoşuna gitti sağ olsunlar. Hala Barış Geçen bizim o şeyde ofiste hadi potoya atalım mı yapıyoruz yani. <laughs> Emre dedik Emre'yi sorayım sana. Emre şimdi Fenerbahçe'de futbolcunun ardından e, futbolun içerisinde idari bir görev aldı. Ee, ve bence çok da başarılı gidiyor. Ee, yaptığı transferleri sen nasıl buluyorsun onu soracağım ama bir Fenerbahçe olarak Gökhan'la Caner'in dönmesini diyorsun aslında onu sorayım önce. Öncelikle iyi misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz Beşiktaş camiası olarak ee, size emanet ettik. Ve çok emekleri gerçekten... geçti ama çok yani helal hoş olsun. Ben hep söylüyorum İkisi de e, yani iyi oynamadıkları maçlar olabilir ama Gökhan için de Caner için de mücadele etmedikleri bir maç bulamazsın. Ya ben zaten Caner için Slovak'in kralı geliyor dedim. Marcelo geliyor diye yıkıldı ortalık. Ben Caner'i kastediyordum. Aslında Caner'e inancı o boyutta. Ee, Gökhan'ı da yıllardan beri çok ıı, takdir ederim gerçekten. Ee, bu ikisi de Fenerbahçe'den aslında. O dönemki ki ıı, hani kendileri aman Beşiktaş çok teklif etti diye gitmediler biliyorsun. Fenerbahçe'yle o dönemde anlaşamadılar. Beşiktaş da onlara kucak açtı aslında. O açıdan da gerçekten samimiyetle söylüyorum Beşiktaş camiasına çok teşekkür ediyorum. Ee, onların futbolu Fenerbahçe'de böyle sonlandırması gerekiyor diye düşünüyordum hep. Ee, bu gerçekleşiyor, o açıdan çok mutluyum ee, ve ikisi de çok faydalı olacak. Ben evet. öyle düşünüyorum. Ben şey inan, inanılmaz inanıyorum abi tecrübeli futbolcu. Bak teorimi söyleyeyim, hazır mısın? Abi takım dediğin yaşlı olacak. Yaşlı takım olacak. Genç takım olayından bir kere büyük takımla kopacaksın. Türkiye ilginden bahsediyorsun evet tabii. Türkiye ilginden. Hı. Şimdi şöyle anlatayım sana. Bulduğun genç oyuncu 23, 24, 25 bunlardan aralarda olacak. Mutlaka olması lazım. Kulübende de olacak. Bunlar kulübede gidecekler. Arada da olacak. Ama sistemi gencin üzerine kurarsan büyük takım için söylüyorum. Anadolu takım insan da istediğin gibi gençlerle oyna. Büyük takımda 30 yaşın adam aldığın zaman, yaşlı dediğim aslında 30 ben, olgun diyelim. 30 yaşındaki adam bir kariyerine bakıyorsun değil mi? Almadan önce diyorsun ki bu adam burada oynamış, burada oynamış, burada oynamış. Sana adam 30 yaşına kadar bir kariyerle gelmiş. Garanti mi bu adam? Garanti artık. Hani bugün Sosa'nın ne oynayacağını biliyorsun. Ee, Caner'in ne oynayacağını biliyorsun. Gökhan'ın Gökhan ne oynayacağını biliyorsun. Hani %10 aşağısı olur, on yukarısı olur. O zaman da senin hayalin gerçekleşir kardeşim. Kesin. Beşiktaş'ın bugün vazgeçilmez oyuncusu kim abi? Atiba Hatice'sin. Şimdi geliyorum 23 yaşında aldığın adama. 23 yaşında bir adam aldın. Adam da bir yerde parladı. Çocuk pırıl pırıl. Bu çocuk belki 30 yaşındayken çok daha alt dikte bir takımda oynayacak. Onları görmedik mi? Böyle 23 24 Fener'i görüp de. Bunların birçoğu aslında Fenerbahçe'de oynayabilecek insanlar, Beşiktaş'ta oynayabilecek insanlar değil. Sen bunu bir deniyorsun orada. Belli bir başarısı üzerine. Ama o başarı taze bir başarı olduğu için, 2 yıllık, 3 yıllık bir başarı olduğu için buradaki başarı oranı düşüyor. O yüzden olgun takıma bayılırım. Ee, çok doğru tercihler yapıldı Fenerbahçe'de. Emre geçen gün, geçen evvelsi gün hatta senin programa geleceğini konuşurken futbol soruyorum ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz diye. Bu söylediğini söyledi. Dedi ki abi dedi Türkiye'de futbol ligi tecrübeli futbolcuyla kazanılıyor. Tam senin söylediğin tespitler muhtemelen siz bunu konuşmuşsunuz bayağı. <laughs> aranızdaki. bu Emre'den de aynısını duydum çünkü ben. Emre'ye Emre ile inan konuşmadık bunu. Yani çok şey konuşuyoruz da hani böyle bu, bu teorimi ona anlatmadım. Ee, ama şuna çok inanıyorum. Yani 30, 31, 32 bu yaşlarda futbolcu eğer kusursuz geldiyse o yaşa kadar senin takımına da o hizmeti verecek demektir. O yaştaki futbolcuya e, ama tabi mesela Vedat Konuş gibi örnekler de var. Hani doğru yakaladığın zaman e, inanılmaz derecede finansal olarak avantajlar da sağarsın. Yani genç futbolcuları kapı kapatma olayı değil bu dediğim. Yani genç futbolcuları Fortuna Sittard'da değerlendireceksin. Mesela orada parlayacak bunlar. <laughs> Fortuna müthiş. Evet. Hollanda'nın yıldızı bana göre dünya futbolu. Benim nasıl ben bunu nasıl ben, nasıl düştüm <laughs> bu topu? Forda bilmiyorsun futbol konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bu da ayrı bir konu tabii. bu sene şampiyon şey kim olur? Valla öyle komik bir şey söyleyeceğim ki sana. Geçen sene 3. hafta 5. haftaya baksak ne düşünürdük? 5. haftada Başakşehir 5. olur derdik. Evet. Belki 10. olur derdik. Okan Hoca nereden nereye getirdi? Fatih Hoca'nın son 100 metresini hepimiz biliyoruz. Tabii. Yani o dünya çapında bir deparı var. Son 100 metre. O yüzden futbolla ilgili yani gelecekle ilgili bir tahminde bulmam çok zor. Şu bir gerçek Trabzonspor bence sorlotu yollamasaydı benim favorim olabilirdi çünkü olağanüstü bir forvet. Eğer kalırsa da tam da gittiğini bilmiyorum da yani. Eğer kalırsa da Trabzonspor'u ben şu anda hemen 1-2'ye yazacağım yine. Sosasız Novaksız Trabzonspor. Sorlot çok önemli bir. Sorlot sor sor yok bir zaten de... adı de gitti de yani. Bir de şöyle bir konu var unutma açıkları da kapatabiliyorsun. Hı. Galatasaray genelde böyle yapabiliyorsun. Galatasaray'ın devre arasında bir anda beş futbolcu görürsün hep, her sene. Hoca bakıyor mesela onu ona yolluyor hemen yenilerini getiriyor takım bir anda hop diye kazanmaya başlıyor. Peki Arda Turan? Yani çok yazık oluyordu çok. Allah'tan olmadı. Yani şükrediyorum çünkü böyle bir kariyerin sonunda hani... Messi, Neymar, Suarez oyna ondan sonra bu... Olmaz. Son... Yani bu olmazdı buna birisinin dur demesi gerekiyordu. Galatasaray camiası dur dedi. Fatih ben hocam. Fatih Hoca başta olmak üzere tabii ki bütün Galatasaray yönetimine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir değeri Galatasaray'ın çocuğu orada top toplarken videosu var adamın arkada. Hani bu kadar Galatasaraylı olan birinin de camianın kapı kaybetmemesi lazımdı. O yüzden e, ona kucak açan bütün gazetecilere camiasına teşekkür ediyorum. E, kadrolara ilk böyle ilk, yani bu ilk maçlara baktığın zaman ilk üç adayını sorayım bari şampiyonlukta. Yani şu üçlü desen hangi üç takımı söylersin? Yani kadrosa hayır şöyle tabii. Bir şey. Kadroya şöyle bakıyorum da bunların takviye olacağını düşünüyorum. Hmm. Biz mesela yıllar önce bir spor ezelleri oynuyoruz. O zaman spor ezelleri vardı evet, tamam PSY'de. mı? Ben dua ederdim. Fener spor ezellerini kaybetsin diye. Bak dua ediyorum. Niye biliyor musun? Takım dağılsın ki Yöneticiler o hevesle gitsin futbolcu alsın. Spor yazarlarında o zaman Fenerbahçe mesela bir sene Gerson'u getirmişti. Gerson'u bir futbolcu vardı. Oynadı, acayip güzel bir hazırlık maçı oynadı. Sonra gitti almadılar. Spor yazarlarında bir kaybetti takım. Ertesi gün uçakla Gerson geldi. Beş sene Fener'de direkt oynadı. Brezilyalıydı. Şimdi aynı şekilde şu anda mesela kötü giden takımların mutlaka takviyeler yaparak... İyi noktaları geleceğini düşünüyorum. Sen NBA takip ediyor musun? E, pandemiden sonra etmiyorum. Neler oluyor inanamazsın. Pandemiden ben sonra koptum ben NBA'den. Bir geçen şeyi seyrettim. Bak Miami. Pascal Siakam'ı seyrettim. Başka biri oynuyordu. Berbat oynadı çünkü o. Miami normal bütçede filan en gerilerde. İhtimal 1'e 256 filan veriyor sezon başı. Şu anda doğu finali oynayacak. Öyle mi? Evet. Milwaukee eledi. Müthiş. Milwaukee eledi. Doğu finaline çıktı. Onun yer karşısında da şu anda işte şey geldi. Boston geldi. Onların maçı var. Öbür tarafta da bu gece burada maç kaçırma. Öbür tarafta da Lakers'da Clippers buluşmak üzere ama Clippers'ın son kader maçı da bu akşam. Ee, Acun FIFA'da biraz paslanmış mısın? Biraz mı? Ben yani evet. seni yani o bir turnuvada oynadık hatırlıyorsun değil mi şeyde? Salgın böyle salgının tam göbeğinde siz evet. şeydeydiniz. Sağ olun, bana müthiş bir kura çektiniz hesapla. Hiç unutulmaz o da. Evet, ee, işte sana çektik de kendimize <laughs> ne çektik? <laughs> sen, ne, sen hangi takım? Sen kimle oynadın? Ben kimle oynadın? Çek Cumhuriyeti. Ee, ben de Rusya'yla oynadım. Ama sen bir ara ben senin bir maçını hatırlıyorum kapadım. Dedim ki ben yani bu, benim arkadaşıma kimse böyle bir muamele yapamaz. Ben bunu seyretmeyeceğim dedim ya. Peki ne kadardır oynamıyorsun? Bayağıdır oynamıyorsun herhalde. Bir senedir oynamıyordum. Sıkıldın mı FIFA'dan? Vaktim Vakitsizlikten Yalnız, mi? Ya, FIFA zaten hayatım FIFA oldu. Şu anda yani her <laughs> Yani hani FIFA'nın gerçeğini oynuyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Takım aldık ya. Şimdi Hollanda'ya gideceğim maça. Şey aç, Hollanda Türkiye'yi kabul etmeye başladı. Maçtayız inşallah. Hani gerçeğine döndüm hani sanalda şu anda rezilli durumdayım. Ayak denisi sevdası nasıl başladı sende? Ayak tenisi sevdası Brezilya'dan başlayan bir kültür zaten bu. Hayır senin mesela bu kadar hayatındaki temel sporlardan biri artık ayak tenisi yani. Böyle bu rutinde olmaya nasıl başladı yani? Ya çok zevkli ya çok, gerçekten tabii. çok zevkli bir de hani ayak tenisinin en büyük özelliği ne biliyor musun? Şimdi yaş farkını kompanse ediyor o güzel bir de güzel bir paylaşım oluyor yani bir yandan sohbet bir yandan mi? muhabbet bir yandan ayak tenisi. Senin de bir ayak tenisi denemeni hatırlıyorum maşallah. Bir şey güzel. Sen, seninle oynayalım. Yenemiş olma değil mi? Hayır abi. Seninle asla oynanmaz. Sen bir şey söyleyeceğim Sen ayak tenisini yani sadece ayağınla oynamıyorsun. Psikolojik olarak bir baskı oluşturuyorsun. Oynamış. İnsan oynayası varsa da hiç kaçıyor oynayası. Şimdi ayak... Fatih Hoca'ya biraz önce söyledik ama yani seni de boş geçmeyelim tabii. Ayak tenisinin aslında bile senin düşünmemen lazım özür dilerim. <laughs> ayak olarak... bölümünü öyle düşünme yani. Bak <laughs> tenisi boş verdim. Ayakta bile şey yap. Gaz kes. <laughs> Birlikte oynamayı en sevdiğim gibi. ayak tenisi. Yani. Ya biz böyle e... Hani Emreyle oynamak çok zevkli. Hı. Hmm, oluyor. Ama Arda çok iyi abi. Öyle mi? Çok iyi. Mesut'la oynadık geçen. Mesut klasik cool'luğunu ayak de sergiledi. <laughs> yani o bir, her şeyini vermiyor anladın mı? Böyle hep bir cool. Ee, Arda hırslı. dolu ee, ama Arda'nın kardeşi var Okan mesela. Hmm. Okan'la bir tane futbolcu arkadaşı var. İkisiyle ben abim içeriden oynuyoruz. Ee, onlar yenmişti. En son biz yendik. Şimdi son final maçına çıkacağız. Oynamayı hayal ettiğim biri var mı? Böyle ayak tenisi. Yok ya. Ama çünkü hayal etmeyeceksin bu işte. Kafana topu <laughs> beraber oynama hayal edebilirsin de. Karşında Ronaldinho falan yakalarsa fena şeyler yaparlar. Yani. <laughs> Şu ben da... şey de çok iyiydi. Bundan yıllar önce Kopa Kapağı'nda gidiyorum. O sırada Galatasaray, Felipe Galatasaray'dan ayrılmış. Bir baktım karşımda Felipe. Felipe'yle ayak tenisi oynadık biliyor musun? <laughs> çok iyi. Şey, onlar ayak voleybolu oynuyor. Hmm. Or, oradaki şey başka. Şu ana kadar oynadığın en iyi, en kötü kim? Arda Emre ikisi de çok iyi. En kötü? Futbolcu olarak bu genel. En kötü sen. <gülüyor> 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 ama net sen <sayı> yani. <laughs> Böyle şey düşünmeden. Bari falan değil yani ben yani öyle. Bana böyle sorular sorduğunda çok hoşuma gidiyor biliyor musun? İki saat düşün ulan bir şey söyleyeceksin. Yayındasın filan hemen direkt cevap verebiliyorsun. <laughs> Sağ olasın eksik ol. İnsanın böyle konu arkadaşı canlı şey olsun. canlı en stresini alıyorsun ya. <laughs> Acının düşmanı var mı? Var var. Ya beni şey de zorlan. Yani benim çok düşmanım oldu da. Sabun gibi kaçtım ellerinden. O dönemde ilk parlamaya başladığım dönemde. Ben abi dediğim ünlüler ya da o zamanlar aramızın çok iyi olduğu günler bir anda bana düşman oldu mesela. Benim hakkımda atıp tutmaya başladılar. Ondan sonra böyle garip garip demeçler vermeye başladılar. Şaşırdım tabii. O zaman bu dünyanın o kötü yüzünü görmemiştim Candaş. <laughs> ben masum bir muhabirdim. Adım adım merdivenleri çıkarken karşıma bir anda o dönemin en popüler isimlerinden birkaçının bana sallayacağı falan gelmemişti. Biz onlarla çok şey paylaşıyorduk. Bir baktım bana düşman oldular. Ondan sonra bir baktım sonra düşmanlar değişmeye başladı. Medyasal düşmanlar başladı. Hmm. Yani medya grubu falan düşman oldu. Fakat e, tabii şöyle bir durum var. E, ben e, bir saniye. Yine mi? Hocam? Efendim hocam. <gülüyor> ha ha <gülüyor> tabii, <gülüyor> hocam hocam bir şey dedim de. <gülüyor> yani, da. <laughs> Ha, haber global canlı indiğim. Evet e, Mehmet'i e seviyoruz. E, çıkar çıkmaz da arıyorum. Candaş <laughs> burada bir şey der misin hocam? Candaş'a çok selamlar. Hocam? <laughs> e, senden bahsettim. Artık YouTube'da falan bakarsın. <laughs> Programın tekrarı var birazdan. Tamam. Tamam hocam. Görüşmek üzere. Saygılar. Tamam. Hoca? Buradan hocam. Ha, abi. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorduk? Abi ben bilmiyorum ne söylediğimize dair hiçbir fikrim yok. <laughs> Düşmanını anlatıyordu düşmanları. Ha, e, yani düşmanlarım zaman içerisinde büyüdü ama Allah şükür. Hani bizim işin şöyle bir avantajı var Candaş. Kimseyle hani kesişmeden kendi işini yapıyorsun karşını alıyorsun. Beni o çok korudu tabii. Yani o bağımsızlık. Yani bir yere bağlı değilim. Hani hayatta bana Allah'ın en büyük lütufudur. Yani e, bağımsız olmak. İstediğini yapabiliyor olmak, bir yerden bir şekilde insanların sana müdahale edememesi. Bunlar çok avantajım oldu. Tabii ki hani şöyle bir durum var. Kariyerimde ilerlerken riskleri ala ala kimseye bağlı olmadan yürüdüğüm için hep kendim bütün elimden gelen her şeyi yatırarak televizyoncu olduğum için bütün varlığımı yoğumu o da beni orada bağımsız yaptı. Çok avantajıma geldi o da. Düşmanlarım zarar veremedi diyelim yani. Hmm. En büyük lüksün ne Acun? E sonuçta paran var, pulun var, çevrende iyi bir sürü insan var, arkadaşlarım var, dostlarım var. Çok yani şükür lüksüm aynen. aslında şey diyebilirsin. Yani sürat teknesi kullanıyorum yani en büyük lüksüm aslında. Hani öyle çok Türkiye'de olan tekneler değil benim kullandıklarım. Hani o yüzden hani en büyük lüksüm aslında. Hani adrenalin bağımlısıyım biraz. Hani onda e, genelde sürat teknelerinde gidermeye çalışıyorum. Bir izli izli diyor ben. ki e, Acun Bey'e sorar mısınız? bütün arkadaşlarını baktığı zaman hepsinin de olan ortak özellik ne desek ne söyler? Arkadaşlarım mı? Evet. Çocuksuluk bence. Hmm. Yani hepsinde bir çocuksuluk var. Hani bizim hani sonradan dünyamıza giren üç adamın da biliyorsun Eser İbo sağ olsun Oğuzhan. Oğuzhan tam girdim bilmiyorum. Eser yengeden izin aldığı zaman giriyor. İbo ile beraberiz. Yani onların ortak özelliği ya bugün herkesi gömüyoruz. Ben acıdım bugün kılıç felaketi kesiyor Allah. Ya sen bu arada Esata da geçmiş olsun de. Esata? Geçmiş olsun de. Ne oldu ki? Yani kolunu kırdı. Kırdı mı gerçekten mi? Hı. Ne yaparken? Tahmin et. edemezsin. Video çekiyordu. Eya. <laughs> Esat çekmiyordur onu. <laughs> <gülüyor> Çocuk, <laughs> çocuksuzluk derken işte biz öyle çocuksu bir ikimiz işte. Yani video çekerken adam konunu kırıyor. Yani <laughs> hani düşün hani. Sahayı kırdı mı Esat? Yok kırmamıştı. Evet canım. kırdı ya. Video çekerken video gösterip koyamıyor hiçbir yere. Aa, Al da sana göstereceğim şimdi seyret. Çok geçmiş olsun diyelim buradan Esat'a. Büyük geçmiş olsun da hani neden kırdın diye sordukları zaman ne cevap verecek onu bekliyoruz. <laughs> Esat'la Esat. Ya şu bir, bir, bakar mısın? Çok geçmiş olsun. <laughs> Esat'a buradan çok selam sevgilerimizi yolluyoruz. Çok geçmiş olurum. olsun. Kolunu Vallahi kıldım. iş kazası. <laughs> ya Esat hiç böyle biri değildi ya. Esat bizde bizle dalga yap. geçerdi böyle Instagram bilmem ne. Ne işiniz var sizin orada fotoğraf koyuyorsunuz falan diye. Ben şimdi Esat'ı sürekli görüyorum valla. Bir seyret ne olur bir seyret. Seyret. Bak. Bak. Oo, aman 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 aman. Ama ne mal? Çok kötü. Hani ortak orta gözlerimiz çocukluğumuz derken işte bunu evet. Of 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 çok geçmiş olsun. Bu mesela e, Melisa'nın şeylerini hatırlattı bana. TikTok'larını. Ya sen, sen <gülüyor> ama <gülüyor> adamın kolu kırılmış ya. Bu arada yönetmen de İbrahim Büyükak. Bunu o mu çekiyor Tabii Canım ya bizim Esat ne yaptı? İbrahim'in aklına uyarsa böyle olurdu. Of çok geçmiş olsun. Esat'a çok geçmiş olsun diyoruz buradan. Ee, Acun çocukları aileyi dışında bırakıyorum. Hayatta en yakının 3 kişi kim? Ya yani şöyle düşün mesela bir adaya gidiyorsun öyle bir geyik vardı ya, adaya gidiyorsun bir ay yaşayacaksın yanına üç kişi aldılar. Benim o grup yani kalabalık o yüzden şimdi biraz sosyalim bir de hani kader birliği ettiğim çok insan var yani bugün şu anda saymak kalksam o, o bende üçün çok üstüne çıkar da Esat hani e, bunların içinde bana en yakın olan isim diyebiliriz tabii ki. Ee, izleyicilerimizden i̇zleyicilerimizden sorular geliyor. Diyorlar ki mesela neden Türkiye'de baktığınız zaman medyada televizyonların daha az seyredildiği, gazetelerin daha az okunduğu bir gerçeği var. Bu salgından da bağımsız bir şey. Türkiye'yi bu kadar iyi tanıyan, yaptığı her iş bu kadar tutmuş olan Acun Ilıcalı, sokaktaki bu alaka azalışını nasıl yorumluyor diyorlar? Neye azalmış alaka? Televizyona, gazeteye, e, sonuç olarak bizim klasik anlamda bildiğimiz medyaya. Sosyal medya falan mı acaba? Dijital Şimdi şöyle, şey ben dünyada da olan bir sorun bu aslında kaynak arttı. Yani insanların ilgisini çeken kaynak sayısı arttı ve dediğim gibi sosyal medya bir taraftan insanların ciddi bir vaktini alıyor. Öbür taraftan dijital medya vaktini alıyor. Gazetelerde bence biraz geride kaldılar şey olarak. Haberi verirken şimdi biz üstü her şey öğrenmiş oluyoruz. Evet. Ana haber bültenleri bile etkileniyor bundan biliyorsun. Bundan 10 yıl önce Ana haber bültenleri ona reyting alırdı. Sen seyrediyor musun mesela ana haber bülteni diye bir şey hayatında var mı? Hayır, sıfır. Haberi nereden alıyor Acun Ulucalı? Ben normal bir şeyden alıyorum. Ee, mesela Hürriyet.com açarım. Mesela Hürriyet.com'da gündemi genellikle takip ediyorum. Yani i̇nternet sitesinden takip ediyorum. sosyal i̇nternet medya sizden. değil. Yok, sosyal medyadan çok almıyorum. Genelde internet sitesinden alıyorum. Sosyal medyadan şöyle Twitter'daki trending topiklere bakıyorum. Bir yandan insanların ne konuştuğunu oradan açabiliyorum. Bir de takip ettiğim haber siteleri var. Ama... Şimdi bak benim hayatıma bir baktığın zaman benim hayatım can da şu anda 8 ülkede prodüksiyon yapıyorum. Maşallah. Dijital bir platform açıyorum. Bir kanalım var. Ailem var. Onun dışında e, baktığın zaman buradan geri kalan kendi prodüksiyon yaptığım işler var. Artık oradan ne kalıyorsa anladın mı? Yani benim PlayStation falan neresinden PlayStation'a elimi dokunamıyorum şu anda ya. Ben bugün gerçekten samimi olarak söylüyorum, Bodrum'da e, kızlarımlaydım. Onları ayırabileceğim bir buçuk iki gün var. Onları ayırdım ve senin için geldim buraya. Yarın döneceğim zaten. Çok teşekkür ediyorum. Aslı mesaj attı şimdi bana. Çok önemli bir şey, bir konuda uyarıyor. Türkiye'de son bir haftadır falan, e, ya benim takip ettiğim o kadar süredir kırmızı oda diye bir şey konuşuluyor. Hı hı. E, senin e, kanalda yine yarattığınız bir proje, bir dizi. Nedir kırmızı oda'nın numarası nasıl oldu da diziler bu kadar düşüşteyken böyle bir dizi bir anda bu kadar popüler oldu? Ya burada değişik bir kafası var değil mi o dizinde? Şu Bu arada bildiğimiz bir şey Türkiye dizisi değil o. Şimdi Onur Güven Altam var öncelikle. Evet. Onur bizim kafada bir Abi, arkadaşımız Biliyorsun kardeşim. Yani e, defalarca seyahatlere gittim, tatile gittim. Böyle yemek yemekten hoşlandım. Bir kardeşim. Onun yapımcılıkta ilerlemesi benim zaten dikkatimi çok çekti ve biz aynı kafada, aynı dilde konuşunca da e, projeleri de beraber yapalım dedik. Yani e, onun dizilerinin bizim kanalda olmasını istedik. Sağ olsun o da kırmadı. İlk önce Dolunay Kaderindir yaptı. Burada tabii e, en önemli rol Gülseren Buğdaycıoğlu biliyorsun. Hmm. E, çok değerli bir isim. E, hem kitapların yazarı, evet. hem bu dizilerin e, bütün e, arkasındaki akıl. E, Gülseren Hanım benim hayatımda da çok önemli yere sahip. E, çok değerli de bir insan. Hani Öyle önemli bir zeka var ki arkada. Üstünde e, kendisi bu işe adamış bir Onur var ki. Ben e, bu Kırmızı Oda projesini onunla beraber aslında ikimiz yine geliştirdik. Onur'dan şunu istedim ben. Dedim ki e, aykırı bir iş yapalım. Farklı bir iş yapalım. Bayağı aykırı bir iş yapalım. E, ve e, ters köşe yapalım. Tutmazsa da tutmasın. Kanal bizim değil mi? Hep onu derim ben. Tabii. Ya Kanal bizim değil mi? Kime hesap vereceğiz? Tutmazsa tutmayacak abi. Yani olabilir. Onur o cesareti gösterdi. Oyuncu kadrosu zaten olağanüstü. Olağanüstü. Yani e, baktığım zaman o kadar usta oyuncular bir araya gelmiş ki. İrem'le beraber seyrediyorduk daha evvelse gün. E, İrem diyor ki yani bu şu dizide, bu şu dizide, bu şu dizide diyor zaten. E, başrol oynamış. E, öyle bir geçer zaman de 20 reyting görmüş e, oyuncumuz da var. E, efsane başrol oyuncumuz var. Yani kadro çok iyi bence tabii. Acun sen bir Instagram yayını yaptın. E, Türkiye'de dünya rekoru kırdı o yayın. -hı. -hı. Ee, bu dijitalin yükselişi son dönemde sadece yani şey medya personelinin, gazetecilerin, televizyoncuların kafa yorduğu değil, tüm dünyanın, ya bilim dünyasının kafa yorduğu bir şey. Ee, sen bunu nasıl formüle ediyorsun? Nasıl izah ediyorsun? Ne oluyor orada? Yani bir anda ya, televizyonda olmayan bir seyirci oraya gelebiliyor. Ama yine acına geliyor. O ayrı. Fakat o mecra nasıl bu hale geldi? Ulaşımı kolay, elimizde anında girebiliyoruz. Bir kere televizyondan çok daha kolay bir hale geldi. Yani küçükken hayal etmiyorduk herhalde değil mi? Elimizde Abi. bir tane televizyon yani en fazla şunu bilmiyorum senin küçükken ne denk gelir herhalde. Cep televizyonu olsa falan falan hani böyle av cep televizyon derdim. Hatta ilk böyle siyah beyaz cep televizyonuyla başladı bu hikaye. Ondan sonra iş böyle gelişe 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 hep şunu derim ben. Bizim seyrettiğimiz uzay filmlerinde Candaş küçükken 10 şeyin 8 olmadı uçan arabalar görmüyoruz, ışınlanma olmadı. Bunlar olmadı. Ama bu iletişimde bütün hepsi oldu. 20 yıl öncenin uzay filmlerine bak. Oradaki insanlar 30 yıl öncenin, böyle 40 yıl önce insanlara gösterilen şey daha ilerisine gitti. Sosyal medyayı hayal bile edememiş adamlar. En fazla işte görüntülü konuşmalar falan koymuşlardı. O yüzden hani bu teknolojik gelişim ve erişim kolaylığı insanlar aslında ele geçirdi. Ee, bir dedikodu soruyorlar sana. Diyorlar ki o ses Türkiye için Serdar Ortaç'la görüşüp Serdar Ortaç'ın Acun suratını telefon kapattı diye bir dedikodu dolaştı. Böyle bir söylenti var mı? Doğrusu nedir? Acun abiye sorar mısınız diyorlar. Onu açıkladım daha önce bir kez daha söyleyeyim. Asla öyle bir şey yok. Ben Serdar'ın yüzüne hayatta, öyle biri değilse, evet. Yani, yani, suratına birisini telefon kapattığını hatırlamıyorum zaten. Serdar orada beni... Yani şöyle bir şey dedi bana. o ses Türkiye için konuşacağız. 6 altı tane kız arkadaşım var beraber bir mekandayız. Gel gel bu işi de konuşuruz dedi. Bunu da konuşuruz dedi. Ben de nasıl? Altı tane kız arkadaşım var E böyle bir, bir, grubun içindeymiş. Yani beraber eğlenmeye çıkmışlar. Yani olabilir yani anladın mı? Yani gece bir yere gitmişler. Orada kız arkadaşlarım var dedi. Hep beraber buradayız dedi. Eğleniyoruz. Sen de gel dedi. Burada onu da konuşuruz dedi. Ben de onu reddettim. Yani Serdar'ın anlattığı o konuyu anlatan da Serdar aslında. Hani ben anlatmıyorum. Serdar anlattı. Ee, o da şöyle. Hani e, Serdar da o anda akşam aradığım için ben. Belki de hani akşam aradığımda ortam oydu, Beni oraya çağırdı. Yani orada da böyle ben darılmıştım, gücenmiştim yok. Ama konsantrasyonunu beğenmedim o gerçek yani. yani <laughs> ben son, jüri yapmadım. Sonu hiç... <laughs> evet. Sonuçta yani o anki konsantrasyonu beğenmedim. Sonra ama. <laughs> Ee, Serdar'la da çok sevişiriz yani görüştüğümüz yerde sarmaş dolaşıyor. Öyle bir suratlı telefon kapama falan yok yani. Ee, zaman zaman kendi kendine bir öz eleştiri yaptığın dönemler oluyor mu? Kendini en çok tabii neyle eleştiriyorsun diye soruyor Derya Hanım. Yine bir izleyicimiz. Sağ olsun. Ya tabii ki eleştiriyorum. Yani şöyle eleştiriyorum. Bazen oluyor bir şey söylersin ya bunu yapma diyor ama çok sık yaparken bulursun o hatayı kendini. Yani çok böyle bariz hatayı aynı hataya da tekrar etmemeye çalışırım yani. Ama hani bunu beni tanıyan birisine sormak lazım. Yakın çevremden biri belki söyleyebilir. Ben çünkü onu belki hata olarak görmüyorum. Ya ben mesela senin yani, ayak denizi oynarken ki o itici çirkin halini mesela onu söylerim yani. O insanları hayattan soğutan. Onun dışında yani. şey yok. <laughs> yani bir insan itici olması için, <laughs> itici olması için bir etken gerekiyor ya bir de onu düşün. <laughs> yok canım ne iticiliği ya İticilik sana salamı kaldı dünyada Allah'ını seversen <laughs> e, bitiriyor muyuz yavaş yavaş peki e, son buradan soruları sorayım ama yani sorabileceğim gibi değil burası tabii başka bir dünya olmuş artık öyle bir şansımız e, yok e, master şefle ilgili çok fazla soru geliyor yeni sezonu ile ilgili e, Survivor ile ilgili bir sürü soru var ben benim sor Survivor sor. Vallahi bunların hangi hangisini sorayım ki sana? Cemalcan'ın kazanması için esindi mi diye soruyorlar. Ben ne öyle <laughs> sordum Yani işte <laughs> patronlar <laughs> direkt hayır. sor dedin de ilk gelen <laughs> soruyu sordum yani. Muhtemelen ya şeyi bunu, destekliyorlardı. Ee, Barış Barışı yani. Barışı destekliyorlardı. Tabii bak. Ya barışçı bayağı barışçı çünkü onlar. Sadece şöyle bir şey söyleyeceğim bak. Barışçılar buradan e, onlar da bizim her zaman... O tabii bayağı barışçılar onlar. O soru oradan tamam, geliyor. Tamam. Şimdi Barışlara buradan birkaç konuda açıklık getireyim de onlara da e, belki kafalarını soru işareti kalıyordur. Barış'ın mesela e, zayıflama videosu niye yok dediler. Tamam mı? Hani çünkü Barış Işman'la da o yüzden yok. Anladın mı? Barış şimdi biz bir for after yapıyoruz ya. Yani yayına gireceğiz. Barış'ın bir for after'ına baktım. After'ı daha kilolu. Tamam mı? O dönemde sakatlık geçirdi. Çok da enerji sarf edemedi çocuk. Ondan sonra dedim ki hani finalde dezavantajlı olmasın. E, onu koymayalım. Vay efendim Barış'ı videodan attınız diye Barış'ı da olsunlar orada onu eleştirdiler. Onun dışında bir de e, şey konusunda eleştiriler var. E, finalde işte e, ne olmuş süre uzamış da orada bir şey mi değişmiş falan diye. Süre hmm. uzaması diye bir şey söz konusu diye. Ben sonra bizim çocuklara sordum. Biz dedim e, ne zaman bitirmişiz finaldeki e, oylamaları diye. Bizim final oylamaları bitiriş saatimiz mesela 12 çeyrek bir sene. Bir sene 1210 10 geçe. Bir sene 12 20 geçe. O da aşırı bir yılma var. Ve insanlar o sırada şey atıyorlar, atıyoruz diyorlar oy gelmiyor. Biz de dedik ki 10 dakikada ekstra verelim, insanlar rahat rahat oy kullansın. Vay efendim orada şöyle mi oldu, böyle mi oldu filan Orada da söyleyebileceğim şu var tabii. Ee, hani oylamanın başından sonuna Cemal Can öndeydi. Yani bu noter e, tasdikli olarak duruyor zaten. Hani orada barışçılar için de buradan e, şunu söyleyebilirim. Hani barışlı tutmaları çok güzel, desteklemeleri çok güzel. E, ama barış kazansa... Barış 3 gün evvel benim evimdeydi. Anladın <laughs> mı? 5 gün evvel ofisteydi. Barış kazansa ya Barış kazandı. Ne yapayım ben? Hani bunu ben burada bir anlam bulamıyorum mesela. Hani Cemal Can benim babamın oğlu mu? Akrabam değil bir şey değil. Yani şunu ben gerçekten sebep olarak bulamıyorum. Onu tuttum bunu tutmadım. Kimi tutayım abi? Niye tutayım? Hani Nisa'yı seviyoruz. Barış'ı seviyoruz. Cemal seviyoruz. Bunlar bizim yarışmacılarımız. Sercan'a bayılırım. Ardağan'ı seviyorum. Bunların hepsini sevdim bu sene. Biri de şampiyon oldu işte. Şöyle düşün sen zaten. 3 aşağı 5 yukarı anlarsın. Hani Barış'ın kitlesi sabit bir kitleydi. Cemal Can'ın değil Nisan'ın o dönemde Arda'nın hepsinin oyları Cemal Can'da birleştiği için Cemal Can kazandı diye düşünüyorum ben. Survivor ekibinin yarışma başlarında favorisi kimdi? İlk dönem mi? Evet yani seçtiniz gidiyorsunuz. Öyle konuşmalar olur ya. He. Yani. Kimdi? Güzel bir soru. Senin kimdi? Öncelikle onu sorayım. Ya ilk böyle e, gitmeden bir favori bulmadım yani. Hmm. Ee, ama Cemalcan böyle çok parkurda başarılı olacakmış gibi gelmiyordu bana mesela. Ee, parkurda güzel başarılar elde etti. Efsane bir canlı yayın galibiyeti var mesela. Hmm. Cemal Can Berkan'ı yeniyorsa zaten. Burada demek ki orta bir başarı vardır zaten. Ha Berkan... E, ekibin kimdi acaba yani? Efendim? Ekibin favorisi kimdi? Yarıştı. Öyle bu kazanır demiyorduk yani açıkçası. O zaman bizim kafamızda o mu kazanır bu mu kazanır olmuyor. Fakat... Ee, hani renkli insanlar olacağını hissetmiştik. Ya Bu kadroyu biz seçtiğimiz gün ben arkadaşlarla toplandığım zaman şunu söyledim. Manyak bir kadro yaptık dedim. Bak saçma bir kadro oldu dedim. Çünkü bizim kış bahçesinde oturduk. Ee, hatta e, o gün Beyaz da gelmişti ofise. Hı hı. Gece saat e, üç buçuk 4tü Sabah 4'te Beyaz geldi. Beyaz'a dedim ki o kadar gururlu değil mi kadro öyle? Beyaz gel şu kadroya bakar mısın dedim. Geldi o da bir 15 dakika sohbet etti. E, o da çok etkilendi. Böyle saçma bir kadro oldu ve sonucunda aldık zaten beraber. Evet programın sonuna geldik. Acun çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, yani ailenle olduğun zamanı çok az olan tatil zamanını ayırıp buraya geldiğin için sayeden çok teşekkür ediyorum. E, burada olman benim için çok değerliydi. Arkadaşlarının dostluğunun dışında ben e, teşekkür ederim. seni burada ağırlamak çok keyifli benim için. Ben de birkaç şey söyleyeyim. Gerçekten e, kendisini e, adayarak, olayı yaşayarak e, güzel programlar yaptın şimdiye kadar. Seni tekrar ekranda görmek çok güzel bir şey. İlgiyle de takip edeceğim. Başarılı olacağından şüphem yok. İnşallah Cem geliyor değil mi haftaya? Evet Cem Yılmaz. Önümüzdeki hafta Cem burada programı koymuş. güzel geçer. Ben de heyecanla bekleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Sana bol şans, başarılarının devamını diliyorum. Bir teşekkür de Fırat Yavaş'a edeyim. Programımızın yapımcısı Gürcan Korkmaz'a Faruk Demirel'e teşekkür edelim kanalın değerli yöneticileri ve tabii ki şu anda Haber Global'de bu programın yayınlanmasına emeği geçen bütün arkadaşlarımıza kendi ekibimize teşekkür edeyim. Program bitti. Önümüzdeki hafta aynı saatte yine buradayız. Hoşçakalın.